Selamlar, selamlar, merhabalar. Demode TV Twitch kanalına hoş geldiniz sevgili Demodedaşlar. Bugün bir tık geciktik. Kusura bakmayın. Her zaman yayını saat 9'da açardık ama bugün saat 10'da açmak zorunda kaldık. Kimin işi vardı bilmiyorum. Birisinin işi vardı bugün. O yüzden saat 10'da açtık. Sanıyorum ki Ronnie'nin birazdan gelir hesap verir. O hesabını vermeden önce sizler nasılsınız? Kapıda yatanlar gördük. Çok teşekkür ederiz. Teveccühünüz bizleri çok mutlu ediyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bugün ne yapacağımızı birazdan anlatacağım ama ben önden bir çıtlatayım lavuklarla konuşmadan önce. Sanırım bu hakimlik oyunu. Yani önümüze bazı davalar gelecek ve bizler de karar vereceğiz. Karar merci olacağız. Ben sosyal hayatımda savunma makamı olmaya alışkınım. Karar merci olmaya alışkın değilim. Ama karar mercinde nasıl hareket ettiğine hakimim. Hakimim şakası yoktu ama kendiliğinden geldi. Şöyle ki ben diyorum ki bizimkilere bıraksam karar kısmını daha keyifli olur. Onların o karar aşamasında bocalaması, saçmalaması çok daha keyifli olur diye düşünüyorum. Peki bir yeni oyun diyelim bakalım. Ne bu? Kobarde Mahkemesi. Enteresan bir isim. Haydi. Birine benziyor lan. Kime benziyor herif? Ben de benzettim de çıkaramadım. Belki çevirir misin? Haydi. Haydi. Hak haktır. Herkes Yanlış karşısında olsa yanlıştır bile. sana filan. burada sanırım karakterimizi oluşturuyoruz galiba. Birlikte karar verelim. Gençlik yıllarınızda ülkenizde hükümete karşı çok sayıda protesto olurdu ve siz bu durumda 2000'lerde Nereden protestolara bildin lan bunu kanka? katılırdınız. Protestoları umursamazdınız, protestoculara haksız buldunuz. Şimdi protestolara katılırsanız zaten hakim olma ihtimaliniz çok düşük. Ben ikinci diyorum buna. Ya kendim de öyle Aa, yapardım. Önder abi harbi böyle bir şey var mı? Yani Katılıyorsan niye? He şey mi diyorsun? %100 yok da hani öyle bir Almazlar durumda seni olabilir dışlar diyelim. şey şutlarlar götüne öyle mi diyorsun? Yani şeyde mülakatta Politik. elenme ihtimalin doğabilir belki. Önder abi sana bir soru soruyorum. Megafonu elinize alıp hükümet istifa diye bağırdınız mı? Kim? Yo. Hay Allah. Umursamayalım mı? Ben Ulan iki öyle abi de çok evet bence. kayıtsız apolitik bir şey olmayalım. Önder abi ama bir şey diyeceğim. Yani orada 17 yaşındayız. Gerçi 27 yaşındayız ya. Abi bir de şey. Önder abi. Ne 17 Protestoları yaşındayız ama neyimiz? umursamazdınız kısmı evinden televizyondan izliyorsun. Aile arasında yorum yapıyorsun yani. Hiç de kayıtsız kalmıyorsun sadece katılmıyorsun. Peki hashtag direngezi yazıyor muyum? Yazıyorsun abi Yazıyorsun abi. katılırdınız. Evet Yazıyorsun aktif abi artık. sahada değilsin. Tamam o zaman umursamazdım diyorum. Tencere Hayır bile abi ya çalmıyorsun. niye ya? Memo öyle dedi. Nasıl belki ona karar verdik zaten. Hayır oğlum Öyle katılıyorduk öyle. yani hashtag direngezi yazıyorum. Bir yandan da işte Hayır hayır dışarıda yazmıyoruz. takılıyorum. Hayır, yok yok katılmıyoruz. Tamam, artık Oo, üniversite seçmek yalama zorundaydınız şekere bir ve hakim geliyor. Yalama şekere. Oğlum biraz öyle olacak. Seçiminizi yaptınız. Hukuk hakim olmayacak. Mecburuz Ekonomi derim sanki. ben, ekonomi derim. Yani. Hukuk fakültesinde Mary adında bir kızdan hoşlanıyordunuz. Artık duygularınızı onunla paylaşmanın vakti geldi. Ona aşık olduğunu söylediniz. Ona bu işinizden bahsetmek konusunda tereddüt ediyorsunuz. Merkel'im bu abi. Henüz bir ilişki için hazır olmadığınızı düşünüyorsunuz. Soru Önder abi Merkel'e ona, geldi. Önder abi Soru ona Merkel'e geldi. kibarca teşekkür edebiliyor muyuz? Merkel'i Öyle. Şakanı al cebine koy sikerim. Evet. Yalçın'ın bir sorusu vardı chatte hadi onu okuyalım. Susalım da Berke cevap versin. Evet Berke. Arkadaki kadın Margot Robbie'ye benziyor bu arada. Arkadaki evet. kadını nereden gördüm be? Aynen Önder abi bir ortadaki tek karıları biz seçelim Önder görüyoruz abi. kısmı geçtiyse cevap verelim. Ortadaki seçelim. Bence Önder abi. Mary sizin ona karşı olan hislerinizi bildiği için size yardımcı oldu. Üniversiteden sonra Mary ile Oy. evlendiniz. Aa ne güzel lan. Ulan Sike böyle bir sike şey Mary ile lazımdı abi ya. evlendirttiler bizi. Abi böyle Hayırlı bir şey olsun. lazımdı. Sonumuz böyle zaten ama kim göreceğiz söyle. Mary ile mutlu bir evlilik süreciniz var. İki oğlunuz oldu. Mary size harika bir baba olacağını söylüyordu. Allah bir yastıkta koca atsın. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olarak çalışmaya başladınız. Uzmanlaşmak istediğiniz alanı seçtiniz. Ceza olsun. Ceza severiz. Ben ticaret diyecektim ama. Ticaret ne oğlum Neden mi? sıkıcı ya. Ha, hukuku bilmiyorum ama ticaret olduğu için. Yani Ne neler olduğunu mesela bilmiyorum. ticaret deyince aklına ne geliyor? Söyle bakayım. Seçiler zan geliyor. Ne gelecek? Abi bu şirketlerin hak hukuk kavgası geliyor. Yani Ne mesela? şirketlere ceza yazacağım ne bileyim. Şirketlere ceza mı yazacaksın?
Yani şöyle ne denirdi o? Rekabet kurumu gibi. Yani onları falan. Tamam, bana bir ticaret mahkemesi senaryosu yaz bakalım. Kim ne talep ediyor? Kimden talep ediyor? Daha düşük bir firma rekabet tamam. kurulundan dava açmış. Daha büyük bir firma haksızlık yaparak büyümeye devam ediyor. Bizim de önümüzü kesiyor diyor. Ben o şey hissettim mi? Önderiz o uzman ya, kafamıza vuruyor amına koyayım. Evet, hissettim de ben de devam etmeye çalışıyorum. Bizi için götüne sokacak bugün belli yani ki. Yani fena gitmedin ama rekabetin burada çok işi yok gibi. Tamam. Sen ne seçtin Önder abi? Ceza seçtim. Tamam. İşinizden dolayı boş zaman bulmakta zorluk çekmenize rağmen pazar günlerini ailenizle geçirmekten mutluluk duyuyordunuz. Her pazar günü eşiniz ve çocuklarınızla birlikte ziyaret ederdiniz. Kilise, sinema, müze. Yok şey, cami, sinema abi. Kilise, yani hakimliğe emin adımlarla devam ederiz kilise olursa. Bence müze. Sinema, sinema. Müze diyelim. Ne müzesi? Sinema daha mantıklı ya. Müzede ne yapacak ki çocuklar? Lan ne müzesi doğru, çocuk tamam. Patlar bir de küfür yeri çocuktan durduk yere. Sinema. Önder abi bir şey diyeceğim. Bizim ekranı senin mouse gözükmüyor. Neye tıkladığını söyleyerek tıklasana. Tamam söyle. Belki renk yanıyor üstünde, dikkat et, renkler geliyor. Uzun bir süre avukat olarak çalıştıktan sonra en iyi arkadaşınız Henry hakimlik sınavlarına girmeniz konusunda sizi teşvik etti. Bu konuya eşiniz Mary'i açtığınızda onun biraz endişeli olduğunu gördünüz. Niye? Mary'e neden endişeli olduğunu sorduğunuzda o bu gerçekten... İstediğim bir şey mi? Çocukları ve beni ihmal etmeyeceğinden emin misin diye sordu. Sizin cevabınız? Buyurun. Ben en üstteki diyorum abi direkt. Bence de o. Bu evet durum... abi. Ama oğlum şöyle bir şey de olur mesela. Önder abi en alttaki. Önder abi en alttaki. Bu yeni basamak hem bu yeni basamak hem sen hem de çocuklarınız için çok daha iyi olacak. Kesinlikle. Evet, ama Önder abi şimdi gelip bir vatandaş seni böyle böyle karar vermezsen götünü keserim, çocuğunun kulaklarını keserim tarzı şeyler dersen olacak. Nasıl yani? Ne alaka burayla? Çocuklar korkacak acı. Ey hiç hadi olmayalım yani. Belki o zaman hakim. Hanımefendinin zaten endişesi... Zaten olmayalım ama klişim bu. Endişesi bu değil ki. Beni ihmal edersin diyor. Çok yoğun olursun. Önder abi ben sana bir bilgi sorayım. Hanımın içini rahatlatmamız lazım. Bence en üstü. Ya Mary. Ya Mary zaten zorla evlendim benimle. Bırak kafama göre takılayım ya. 3 3. Önder abi hakim kaç saat mesai yapar günde? 9'da başlar duruşmaları ama genelde 9.30 gibi falan gelirler. 5 gibi de çıkarlar normal memur mesaisi ama gereğinden fazla ev işleri var. Ciddi yoğun çalışıyor hakimler. Aa, ev işleri varsa sen adaysın Önder abi o zaman. Evet. Mary endişelerini tam olarak dile getirmese de sizi destekleyeceğini ve yanınızda olacağını söyledi. Güzel. Eyvallah. Var ya, bal küpüymüş ya. Uzun süredir beklediğiniz gün geldi. Eşiniz, en yakın arkadaşınız Henry ve çocuklarınızla birlikte sonuçların açıklanmasını bekliyorsunuz. Sonuçları beklerken sinirli, heyecanlı, umutsuz. Önder abi öldük. Önder abi bittik kesin seçildi. Berke doğru cevabını söyle. Umutsuz olursun sen. Tamam söylediğiniz ama benim cevabım. Önder abi beni kesin mübaşir yapacaklar Önder abi. Heyecanlı daha mantıklı ya. Evet, heyecandan her gece hayali. Her yanınıza gelerek başarılı bir sınav ve mülakat süreci geçirdiğine inanıyorum. Artık sen ve ailen için yeni bir hayat başlıyor diye fısıldadı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni bir kariyere başladığınızı öğrendiniz. Evdeki herkes büyük bir sevinç içerisindeydi. Mary biraz düşünceli görünüyordu. Fakat sevinmekten kendini alamadı. Mary 2 dakika anın tadını çıkar be kadın. İşteki ilk gününüzün oldukça ya. Heyecanlıyken dışarıdan sizi işe götürmek üzere gelen şoförünüzün korna sesini duydunuz. Şoförlerim var lan buradaki hakimler. Mary'e bir öpücük kondurduktan sonra çantanızı aldınız ve ofise doğru yola çıktınız. Güzel. Karakterini seç. Dur bakalım. Çok iyiymiş lan bu. Dur bakalım. Abi. Fazla abi önce para. Tipsel söylesek ya. Önce tipsel söylesek. Tipsel söyle hadi. Tipsel sevdiğini mi söyleyeceğim bu? Orta alt olmak isterim ben. Aynen. AI'ya mı yaptım işte lan? Ben de orta alt diyecektim Roni. Orta alt bence de iyi. Sol alt da iyi. Sol alt gibi geldi bana da. Orta özelliklere bakalım. Iyi. Özelliğe göre seçelim abi. Tamam. Tipini bana. Özelliğe göre seçeceğiz zaten. Fazla para, yüksek mahkemeyle iyi ilişki, hükümetle kötü eyvah. İlişki. Şimdi fazla para ne? Bunlar zaten memur maaşı almıyor mu? Belli zaten bunların maaşları. Fazla para ne? Rüşvet mi yiyeceğiz? Tırnak var anlasana. Tırnak işi mi? Evet evet. Eyvah. Tırnak işi var. Tamam. Abi ben ama eksiği beğenmedim onda. Hükümetle ilişki iyi. Halkla ilişki iyi. Hükümetle ilişki iyi.
Yüksek mahkemeyle ilişki kötü. Şimdi yüksek mahkemeyle ilişki kötü olsa biz doğru karar versek bile üst mahkeme bizim kararları bozup geri göndermesin. Öyle mi oluyor? Ama hükümetle ilişki var abi. Bakan mı hükümet sokarız de araya? Bu Yargıtay çok konuşuyor. Evet, bakanım sen gelsen seslerini keser bunlar. Evet abi. Fazla para, halkla ilişki, hükümetle oy ilişki kötü. Abi, var mı abi halkın sevdiği bir hakim? Yani sürekli TikTok'a düşen Amerikan hakimleri var ya, onları seviyorlardır diye tahmin ediyorum. Bu aslında en makulü de bizim konjüktüre ters. Bu ne? %30 daha az ceza. Daha az ceza ne demek? Bu ne yani oğlum? Sanırım ne takdir oğlum haklarını alt şeyden, alt sınırdan kullanıyor. 20 bin lira tazminat ver, devam et. Bu ne? 3 tane eksi var. Hakim Ziye mi bu? Bu ne lan? Full kırmızı. Geçti, bu ne? Çok kötü. Fazla para, hükümetle ilişki, yüksek mahkemeyle ilişki kötü. Bu %50 daha. Ha, bunu istemedin. Şu ikisini istemiyorsun. O ikisini geç. Abi burada en şimdi, iyi... Ya, hükümetle mi kötü olacağız, yüksek mahkemeyle mi kötü olacağız? Bunu seçiyoruz o zaman. Yüksek mahkemeyle kötü olalım. Tartışma yaşarız. Tamam. Ama en sağdaki iyi değil ya. Hükümetle kötü olalım ya. Hükümetle kötü olalım. Bence de hükümetle kötü olalım. Bak, aynen. En sağ üstteki çok iyi. Yani bu... Bunu biz isteriz ülkemizde. Fazla para, halkla ilişkiyi, hükümetle ilişki kötü. Tamam, bunu seçelim. Ama halkla ilişki de çok kötü olabilir Önder abi. Yani niye? Halkla ilişki de... Şöyle diyorlar. Ya Berke hakim de gerçekten hakkını verir. Cezası neyse verir. Masumsa da babacan davranır. Tamam, yalaka olmayalım ya. Yalaka değilsin oğlum sen. Tamam, seç mecbur. Zaten ülkemizde... Ne oldu? Neyin frenini yaptın? Toplayamadım abi. Bu ne lan? Virajı alamadım. Bir sürü şey var lan. Oha ne güzel. Bunların hepsi ayrı dosyalar mı? 40 ay tane var lan. Varmış lan. Oha. Bunu bir sene oynarız eğer güzelse. Ne bu? Kobre'de sınır komutanlığı versus Boden Bell. İnsan kaçakçılığı davası. Aa, en çok uğraştığım şey. Önder abinin geçen hafta gece 2'ye kadar kandıra F tipi cezaevinde. Gerçekten doğru söylüyor orada. En çok uğraştığım şey. Önder abi şeyde bizim avcılarda iki tane göç idaresi arabası koydular. Yoldan evet geçenleri topluyorlar, arabaya koyuyorlar. Evet evet, bu ara çok yoğun. Aha. Telefon çalıyor, bir dakika. Önder mesela abi Zafer Turizm'de bunlar. Kim? Adalet Bakanı arıyor. Ne bu? Aa, harbi Adalet Bakanı arıyor. Sayın Bakanım. Merhabalar. Nasıl cevap vereceğim? Heh. Teşekkürler Sayın Bakan. Umarım siz de iyisiniz. Yeni atamalar sonucu ilk görev gününe başlayacaksın. Kendini hazır hissediyorum. Her yeni atananı bakan böyle arıyor mu lan? Ne güzel memleketmiş. Evet Sayın Bakan. Seni aramadım abi. Memo, sen Adalet Bakanısın. Seslendir bakalım. Bir dakika abi. Bunu duyduğuma sevindim. Merak ettiğim bir şey var Richard. Nedir? Ülkenin durumunu biliyorsun. Sence bu göreviyle baş edebilecek misin? Geçmişten bu yana... Dur lan o benim. Pardon abi. Oğlum onun cevapları nereden verecek? Dur. Şunu diyelim. Orta yolcu. Beni bu göreve getirmeniz bunun en büyük kanıtı. Siz iyisini bilirsiniz Sayın Bakan. Azıcık ters olalım Önder abi. Hükümetle kötüyüz. Yok Berke. Direkt ters mi gidelim Adalet Bakanı'na? Adam ne güzel aramış. Hayırlı olsun aramış oğlum adam. Halk desteği var zaten altımızda. Bence üçüncüyü seçelim. Oğlum, hem halk desteği var hem hükümetle oğlum, ters. Oğlum biraz vicdanlı ol. Adam kaç tane hakim adayı arasından açmış, seni aramış hayırlı olsun için. Niye adama ters yapıyoruz durduk yere? Berke yok kovarlarsa. Abi adama ters yapmayalım ama adamla da alakalı demeyelim. Biz kendimizi övelim. Yani hazırız. Tamam, o zaman bir. O zaman bir, tamam bence de bir. Tamam hadi bir. Bu ne? Merhaba, sisteminizi kurmak için birkaç aşamayı tamamlamanız gerekiyor. Sistemi de mi ben kuruyorum? Bilgi işlem yok mu bu adliyede ya? Haydi. Ne bu? Gökten. Profil resmi. Devam. Tamam, nasıl devam edeceğim? Piknikten bahsettim. Ya. Aa, şey. Hadi kalkın siktirin gidin. WhatsApp'ın faturasını mı seçiyoruz? Şey diyeyim mi? Harbi avatar seçelim bir tane. Kendimiz olmayalım. Hakim dediğin biraz aktan soyut yaşar. Önder doğru abi. Bence de. Ortadaki keli yapalım Önder abi. Gelecekti ben. Orta üst. Keli evet doğru. Şifre. Önder abi soyad.
Önder Anoğlu yapsaydık adı. Şifre ya. Keyfi mi belirliyoruz? Şifre kullanmak istemiyorum. Demode. Tamam. Aha, ne oldu lan? Bilgisayar açıldı birden. Önder abi, bizim görevlerimiz de vardı ha. Şu an harbiden oha lan. Nasıl bulunamadı kardeşim ya? Pastiktir. Önder abi, sen hakim olunca Yalçın Karan'ın adını Neo Makara yapmış. Allah kahretsin. Ne bu? Gazete. Kober'de Times mı? Kober'de sınır komutanlığı kendi memurlarından birinin insan kaçakçılığına karışmakla ciddi suçlamalarda bulunuyor. Eyvah. Yetkililere göre bu memur kendi mesai saatlerinde görev yaptığı sırada ülke izinsiz göçmen sokmak ve bu yasa dışı faaliyetten gelir elde etmekle suçlanıyor. Eyvah eyvah. Ancak suçlanan memur Bodum Bell bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor ve insan kaçakları herhangi bir bağlantısının bulunmadığını bağlantısını kabul etmiyor. Tamam, okey. Ne bu? Aa, Twitter. Eyvah. Bak, bizim takipçi sayısı bulma. 284 mi lan? Topluluğa girelim işte. Bir takip edin lan, 284 ne? Like atabiliyor musun Önder abi James Smith'e? James Smith ne yazmış? Günaydın Kober'de. Bugün her zamanki gibi enerjik ve pozitif olmaya devam ediyoruz. Sizce bugün hangi güzel anları paylaşmalıyız? Kober'de de arıza var ya. Kobrade'de kültür her zaman önemlidir. Yüksek Mahkeme Adalet. Kurulu hakim atamalarını gerçekleştirdi. Yapılan atamalarda dikkat çeken genç bir isim var. Emoji var mı? Şey yapalım böyle. Ya da fotoğraf atabiliyor muyuz? Selamlayan, eyvallah diyen Fatih Terim fotoğrafıyla mentionlayalım. Selamlar, selamlar. Sağda gönderi oluşturabiliyoruz bu arada. Bak, sağda gönderi var, sağ üstte. Bunlardan birini yazabilirim. Önder abi, onu seçelim. Oğlum hakim dediğin de tweet atmasın, bırak ne tweet'i ya. Önder abi, bir şey yazamıyor muydu işte? Şenol Güneş 6-1 yenilecek olmuş. onu arıyordum da bulamadım. Neyse, tamam, sosyal medyada bu şekilde. KYS ne, Uyap mı? Evet, vallahi Uyap açtık. Dur, önce e-postalara bakalım, bence Uyap buradan ilerleriz o yüzden. Abi bir şey diyeceğim. Hı. Söyle. Bu bilgisayardan bir ara çıksak mı? Bir normal görevler de vardı yani. Direkt bilgisayara daldık ama. Memam, bir hanımefendiden mail gelmiş, onu okuyabiliriz be, rahatsız etmezsen. Kimmiş bu? Berke, merhaba efendim, ben asistanınız Robin Harris. Berke. Asistan mı? Öncelikle evet, size yeni görevinizde başarılar dilerim. Benim görevim davalardan önce size gerekli bilgileri iletmektir. Ayrıca davalarda verdiğiniz kararlarla ilgili size ertesi gün bir araştırma yaparak detaylı bir analiz gönderirim. Süpersin Robin, tebrik ederim. Bakanlıktan mail var. Sonra Robin diyor ki, bu sonraki davanızla ilgili evrakları sizin için hazırladım ve onları mahkeme salonundaki masanız üzerine bıraktım. Güzel. Ayrıca dava öncesi duruşma için avukatlar mahkeme salonunda sizi bekliyor. Böyle bir iş mi var lan? Ne güzel işmiş. Tamam. Nasıl çıkıyorsun bilgisayardan? Abi bak, aklımızda olsun, sosyal medya gönderisine de dava açabiliyorsun sanki bilgisayardan. Öyle bir şey vardı. Açıyoruz. Harbi mi? Evet, açıyoruz. Evet. Onları hiç kaçırmayız lan. Aa, bak şunları, tamamlayacağız. Tamam. Ne bu? Sayın Hakim, ilerleyen süreçte katılacağınız davalarda anayasamıza uygun hareket ederek doğru kararlar vermeniz en büyük beklentimizdir. Şunun tanımı oğlum zaten. Eğer davacı ya da davalı taraftan birisi yanlış karar verdiğini düşünerek bize başvurursa detaylı olarak bir inceleme yapacağız. Zaten her türlü başvuruyorlar. Eğer verdiğiniz kararın yanlış olduğunu belirlersek bir ceza alacaksınız. Ceza mı? Lan böyle hukuk sistemi mi olur? Nasıl ceza alacağız? Yanlış karar verdiğiniz davaların ertesi günde buradaki dosyayı kullanarak neden yanlış karar verdiğinizi düşündüğümüzü öğrenebilirsiniz. Yanlış karar verdiğiniz davalar başka bir hakim tarafından yeniden görülecek. Peki. Sen de git. Bayrağa tıklayın. Tıklayalım. Kobrade hiç de normal olmayan bir ülke. Özellikle geçmişi çok karanlık. Allah Allah. Birçok kez ülkede darbe meydana gelmiş. Ve askeri junta ülkeyi yönetmiş. Allah Allah. Halk neredeyse bu askeri darbelere alışmış ve artık onlar için normal bir durum. Allah Allah. Nereye lan bura? Renkler de bir tanıdık geldi. Fakat artık bir şeylerin değişmesi için zaman geldi. Aynen öyle. Sivil yargı, sivil hükümet. Ülke demokratik bir yönetim hak ediyor. Bunun için seçimler yapıldı. Aha, Özal geldi. Ve artık sivil bir anayasa mevcut. Hayırlı olsun.
ülke seçimler sonucu başa gelen hükümet tarafından yönetiliyor. İyi lan, bizim hükümetle aramız kötüydü değil mi? Evet. Evet. Yani. Tamam, bunlar darbe altın sonrası geldi. Kötü. Bunlar güçsüz, hiçbir şey yapamazlar bize. Tamam. İzle ve gör acı. Tamam. Halk birçok alanda bölünmüş olsa da en temel hedefleri ülkelerinin birlik ve bütünlüğü. Güzel. Bu sebeple söz konusu ülkeleri olduğunda birçok noktada savundukları düşünceden taviz verebiliyorlar. Eyvah, feci milliyetçi bir ülkeye düştük. Bu durum ne kadar milliyetçi bir toplum olduklarını gözler önüne seriyor. İyi. Güzel. Ülkeyi doğru. Orada bu arada şeydi. Kaçaklardı. Milliyetçi bir ülke. Kaçaklar. Evet, doğru. Ne bu? Aa. Madde 134. Bir kişi veya örgüt insanları yasa dışı yollarla sınırın ötesine taşıyarak ya da taşınmasına göz yumarak insan kaçakçılığı suçu işler. Doğru. İnsan kaçaklığı suçu işleyenler ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre cezalandırılır. O da doğru. Mahkeme sanığı 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ile cezalandırabilir. Ya da 300 bin dolara kadar para cezasına çarptırabilir. Ya da diyorsa para cezası verebiliriz o zaman. Güzel. Bizde alt sınırı arttı bu arada. Bizde de 3 yıldı 5'e çıkardılar. Oo. Bu oranı sanığın mahkemedeki tutumuna göre düşürmek, yükseltmek mahkemenin inisiyatifine bağlıdır. Peki. Ha, tamam. Şu an bununla ilgileneceğiz. Sadece 134 ilgilendiriyor bizi. Peki. Bu da iyi. Telefonu inceleyin. Telefonu inceleyelim. Bu ne? Dava öncesi. Evet. Aa, duruşma ediyor. Eyvah. Aa, gelmiş Tayfun Online arkada oturuyor. Bu ön inceleme duruşması diye tahmin ediyorum. Önce davacıya söz verilir. Davacıya mı verilir Öndür abi? Evet. Kim davacı avukatı olmak ister? Bizi böyle bilgilendir ya. Kim ister davacı avukatı olmak? Ben olurum abi, tamam. Oku bakalım. Sayın hakim, merhaba. Müvekkilim olan Kobartlı Sınır Komutanlığı ülkemizin hudutlarını güvenli tutmayı amaçlar. Bu sebeple izinsiz geçişleri engeller. Fakat sınır karakolunda çalışan davalı sanığın kendi mesai saatleri içerisinde daha öncesinden anlaştığı insan kaçakçıları ile ülkeye giriş izni olmayan göçmenleri soktuğunu anlamış bulunmaktayız. Tamam. Takdir edersiniz ki bu durum ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokan son derece önemli bir durumdur. Bu sebeple yargılanmasını ve gerekli cezanın verilmesini talep ediyoruz. Arz ediyoruz. Peki. Belki Rebecca White oldun. Gurur duyuyoruz. Rebecca Hanım, azıcık diyet yapalım orada. Müvekkilim Bowden Bell, Kobarde Sınır Komutanlığı'na bağlı olarak sınır karakolunda görev yaptığı doğrudur. Müvekkilim vatanına ve milletine bağlı bir vatandaştır. Böyle girerse direkt sorumluluğum da farkındadır. Direkt kolpa cümle. Müvekkilim vatanına ve milletine bağlı bir vatandaştır. Bu sebeple de kendini görev tanımında yer alan işlerin dışında bir iş yapması söz konusu dahi değildir. Davacı tarafın iddialarını kesin bir dille reddettiğimizi bildirir. Müvekkilimin beraatını talep ederim. Peki. Sen ne reddediyorsun? Hayırdır? Ne bu? Ne diyor? Jeffrey Clark sınır komutanlığınızda yeni çalışmaya başlamıştır ve müvekkilimin görev bölgesine uzaktır. Bu sebeple olayla ilgili bilgi sahibi değildir. Tanık olarak dinlenmesini reddetmenizi istiyoruz. He. Şimdi davacı taraf tanık sundu, tamam mı? Orada sınır komutanlığında çalışan bir genç diye tahmin ediyorum. Davalı Rebecca da diyor ki, o diyor çok uzakta zaten, çok bilgi sahibi değil, bunu dinlemenize gerek yok. Ben her türlü dinlerim kardeşim, işim tanık dinlemek benim. Elimde delil yok, bir şey yok. Red, dur bir dakika. Dur abi, altı oku, evet. Önder abi, dur, hayır şu an... Kabul etmem, kabul etmem lazım. Hayır, altı bir okuyalım. Hayır. Ne var lan hatta? İtirazı kabul ediyorsanız aşağıdan kabul kutusunu işaretlemeniz gerekiyor. Hayır, ben itirazı reddetmek istiyorum. Niye Öndür abi? İtirazı reddedince dinlemiyor musun? Hayır, itirazı reddedeceğim ve dinleyeceğim tanığı. Evet, Önder abinin dediği gibi. Davalı üstüne yapın, tamam, kaçırdım. Red abi, red. Umarım doğru yapmışızdır. Biraz açıklaması kötü olmuş buranın ama. Davalı dediği için doğrudur ya. Eyvah, bitti ama. Anlatar geldi. Kamera kaydı var lan. Bu ne? Önder abi. Öyle arası oldu, piştiye mi geldik diğer hakimlerle? Önder abi 3 diyorum ben. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama 3 çok şey oldum ben. Aile ilişkiniz 5 puan artacak. İyi lan Roni.
İyi oldu. Meri'yi kurtardık. Vallahi iyi oldu. Meri arıza vermeye başlamıştı. İyi oldu. Bu gürültü ne ya? Susut. Evet. Dava dosyasını inceleyelim. İnceleyelim. Kobarde evet. Sınır Komutanlığı sınırlarda görevli bir memuru insan kaçakçılığı yapmakla suçluyor. Kendi mesai saatlerinde tamam bunu biliyoruz zaten neyle suçladığını. Okey. Bu ne? Ha bilgi. Davacı bu. İki tane tanığımız var. Jeffrey Clark bunun reddini istediler. Kabul etmedik. Bir de Andrew Turner var. Davalı da Brandon Wilson. Peki. Brandon Wilson da kaçakçılık yaptığı iddia edilen kişi. Bir de kanıtımız var. Delilimiz var. Güvenlik kamerası çok iyi. Göçmenlerin sınırdan izinsiz geçişine dair sınır komutanlığı kamera kayıtları. Süper. Kamera hayvan kaydı da var. Heyecanlandık bunu izlemek için be. Televizyonu versene inceleyin. Aha. 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 Aa, halledeceğim. Halledeceğim. Gel kaçın. Hallediyorum. Hallettim. Hallettim. Oğlum bu ne? Andrew nerede? Aha. Yani burada sınırdan kaçak giriş yapıldığı görülüyor. Ama Andrew'in dahli ne buraya? Hayır bir de teşhis edemiyoruz ki adamı. O mu değil mi? Adamlar maske var acı. Hayır, bu zaten var. Bunlar da şey değildir. Sanık değildir bunlar. Bunlar giren şeyler. Kaçaklar sadece. Önder abi çok adam girdi. Montaj. Deepfake be bu. Notlar alın. Önder abi bir dünya adam girdi yaz. Önder abi not yazıyor. Bir saniye. Kamera delili yetersiz. Aynen öyle. Nasıl yetersiz ya daha ne göreceğiz? Oğlum iki tane adam duruyor. Kim sokuyor, kim çıkartıyor belli değil ki. Başakşehir, Beşiktaş, MS2. Hatay kaybeder. Allah ne yaptın lan? Tamam yine aşağı. Doldur devam edelim. Bu ne? Ne yapacağım başka? Anayasa incelendi. Ne genç oluyor lan? Genç çocuğu dinleyecektik. Tamam bunu biliyorum zaten. 3 yıldan 8 yıla kadar ceza verebiliriz. Ya da 300 bin dolara kadar para cezası verebiliriz. Peki. Başka ne yapacağız? Çocuğu dinleyeceğiz abi. O çocuk bizi bekliyor. Dinleyeceğim. Aa, duruşma öncesi. Dava öncesi duruşma diyor. Tamam bunu yaptık galiba. Bu biliyoruz bunu değil mi? Evet. Tamam. Tarafların evet, ne söylediğini de biliyoruz. Işte. Şimdi tanıkları dinlemek istiyorum. Nasıl tanıkları dinleyeceğim? Bence tıkla bakayım adamın üstüne. Solda oturan. Yok buna bir şey olmuyor. Heh. Aaa. Kimle konuşayım? Jeffrey Clark abi. Jeffrey'i mi alayım önce? Evet evet. Jeffrey gel. Jeffrey'nin tipe baksana oğlum. Homeless ya. Jeffrey kaçmalıyım. Hafiften bak size şey anlatıyorum. usul anlatıyorum. Hazır mısınız? Evet abi. Hakim hafiften götü kaldırır böyle ayağa kalkar gibi. Herkes de ayağa kalkar. Doğru söyleyeceğine inandığım bütün değerler üzerine yemin eder misin? Ederim dediği anda herkes yerine oturur. Ondan sonra yemin usulen yemin ettirildi. Tanın beyanlarına başlandı diye zapta düşersin. Ondan sonra konuşmaya başlarsın. Ay yeminde de ayağa kaldırırız be hakim yorumun. Nasıl? Yeminde herkes ayağa kalkıyor zaten. Hakim de böyle bir kalkıyor. Hayır abi ya. Bir ayağa tek ayağa kaldırır. Hayır, tamam tek ya, ayak tamam. Havada. Tamam. Doğru söyleyeceğim. Tamam. Öyle yaparım onu. Şimdi ne soralım? Üç şey sorabiliyoruz. İddialara karşı davalının savunmasını nasıl değerlendiriyoruz? Saçma bir soru. Görev bölgenizin davalı memura yakınlığı uzaklığı ne kadar? Görüş alanında mı? İddialarda söz edildiği üzere davalı insan kaçaklığı suçunu işledi mi? Ne söylemek istersiniz? Bence bununla başlayalım. Abi, evet ikincisi kamera kaydıyla alakalı ya bir de biraz. Evet bence bununla başlayalım. Ne gördü çünkü? Bunun ismi görgü tanığı. Gördü mü bir şey öncelikle? Aynen öyle doğru. Ne diyorsun? Yani. Yaklaşık 200-250 metre civarında efendim. Gece vakitlerinde görüş alanımız daha da daralıyor. Bu yüzden bu şekilde bir olayın yaşandığını ya da yaşanmadığını söylemem pek mümkün değil. Eyvah. Sen ne diye geldin o zaman? İş beraate doğru gidiyor. Peki işledi mi suçu? Hakime iddialar hakkında maalesef size sunabileceğim bir şey yok. Ben işe yeni başladım ve işleyişi öğrenene kadar sadece görev yerinde beklemem. Ulan bu diyor ki beni kovmayın da ne yaparsanız yapın diyor. Polpadan gelmiş buraya ya. Keşke bunu red sesseydik Önder abi. Bu süreçte sorumluluk bölgem içinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Peki bunu da soralım bari. Daha önce belirttiğim gibi
işe yeni başladın ve kendisini tanıma fırsatı olmadı. Bu yüzden söylediklerinin gerçekten yalan olduğunu söyleyemem. Sana onu mu sorduk oğlum? Bu adam dürüst bir adamdır mı dedik sana? Geç en otur yerine. Bir bok anlatmadı ya. Azarlar mı Jeffrey, peki hakim burada? Jeffrey gerizekalı istediği, zaten kafamı karıştırdı ya. İstediği cevabı vermedi diye azarlamaz ama konu dışında bir şeyler anlatıyorsa azarlar. Ben sana onu mu sordum ne anlatıyorsun diye. Oğlum ben yayın tweet atmamışım lan. İyi ona rağmen 800'lerdeyiz maşallah. Peki Andrew Turner gel bakalım. Sınır karakolunda davalıyla birlikte mi çalışıyorsun Andrew? Evet efendim. Heyecanımı mazur görün. İlk kez mahkeme huzuruna çıkıyorum. Ve bu televizyonu da izlemenin dışında bir deneyim. Tamam sana onu sormadık oğlum. Sakinliğini koru Andrew. Ne sorduk abi? Yok efendim ben böyle bir duruma şahit olmadım. Sadece aynı saatlerde görev yaptığımız için davaya tanık olarak eklendim. Başka bir şey bilmiyorum. Allah Allah. Peki bu bir de rahatsız olmuş geldi diye. Evde ne güzel oturuyorduk diye rahatsız olmuş. Bak bu da işten korkuyor. Oğlum kim tehdit ediyor bu adamları? Birileri tehdit mi ediyor? Kendi adıma işimden memnunum efendim. Kaybetmek istemiyorum lan okuyamadık da. Tamam Andrew sen de git. Abi biz bu şeyleri bir daha dinleyeceğiz. Davacıyla davalıyız. Onları en son dinleriz. Dur bakayım. Tamam. Buna baktık. Buna baktık. Buna baktık. Bunu geç. Önder abi bölüyorum. Sen his olarak neredesin şu anda? Ben his olarak bir yerde değilim. His olarak karar vermek de yanlış olur. Yani eldeki... Şimdi elde iki tane delil var. Bir tanıklar bir kamera görüntüsü. Tanıklardan hiçbiri bir şey söylemedi. Kamera görüntüsünde neydi bizim şeyin ismi? Davalının ismi Bodumbel. Bodumbel'i hani Bodumbel bunları geçirmiştir. Kamerada hiçbir şey göstermiyor. Ben şu an beraate çok yakınım. Ben de beraat diyorum ilk, ilk davamızda boş geçmeyelim dur. Son bence avukatlarla konuşalım ya. Konuşacağız konuşacağız. Avukatlarla konuştuk kendileriyle konuşacağız değil mi? Daha Bodumbel'le konuşacağız. Mark Harris kim ha? Bodumbel. Tamam. Aa Bodumbel'le konuşmadık lan sanki. Bodumbel'le konuşmadık. Avukatlarla konuştuk. Bunlarla önce konuşacak. Bir sanığa söz verelim bakalım. Hadi bakalım önce. Geçiyor mu? Sınır karakolunda yaptığınız işler görev tanımınız içerisinde miydi? Nasıl? Aa yani? Önder abi bir şey diyeceğim. Bizim ilk bunlarla konuşmamız daha mantıklı değil mi? Fark etmez. Tanıkları bir dinleriz önce. Sınır karakolunda yaptığım işler görev tanım içerisinde yer almaktadır ve vatanımızın güvenliğini sağlamayı amaçlar. Peki. Şov yapma ya. Yıllardır ülkesine hizmetten şeref duyan bir memur olarak tarafıma atılı suç iftiradan ibarettir. Peki. Durumun iftiradan ibaret olduğunu söyledin. Devamını okumadım pardon. Sürekli aynı şeyleri söylüyor bu ya. Sende var ya. Size sunabileceğim da... somut bir delil yoktur. Çünkü iş yerinde uğradığım mobbingi delillendirmem hayatın olağan akışı içinde pek mümkün değildir. Senin zaten bir delil sunmana gerek yok şu anda. Delili ben bizim savcıların getirmesi lazımdı ama savcılar uyuyor galiba. Savcılar. Uyuyorsunuz herhalde. Nerede bu dosyanın abi, delili? Fezlekesi nerede? Ne diyor ya? Soruya direkt basma abi de soruyu okuyalım. Uzunsa okuyalım. Önder abi. Tamam. Fezleke ne şey değil mi o? Let din. Evet o doğru. Mesai arkadaşım olan tanıklar eğer vicdan sahibiyse bu konuda mahkemenizi bilgilendirecektir. Bilgilendirdiler. Peki ne diyorum ne soruyorum? Kobra'da sınır komutanlığının sunmuş olduğu kanıtları ve özellikle de kamera kayıtları hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söyle bakayım kamera kayıtları. Aa bunu soralım harbi. Efendim doğrusu teknolojiyle çok ilişki olduğumu söyleyemeyeceğim. Fakat çok ya. İlişkimin olmamasına rağmen bunların montaj olduğunu söyleyebilirim. Masumiyetime aa, inanın. Montaj mı? Abi gözükmüyor ki. Yani gözüktüğünü söylüyor mesela bu. Mal lan bu. Buna ceza vermeyecektim. Şimdi vereceğim Önder mesela. Abi, bu mal bak bu mal kamerada ne olduğunu bilmiyor ya belki de. Yok burada televizyon var. Bu, Amerika'daki mahkemelerde açıp gösterirler. Abi ha, sıçtı yani. Bu dediğiyle harbiden. Montaj dedi. Oğlum biz sen yoksun burada diye düşünüyorduk. Peki feci otur sıçtı. Bakayım yerine. Feci sıçtı abi feci sıçtı abi. Otur bakayım yerine. Sen bir 200 bin dolara de de. Sen ne diyorsun Mark? Davacı.
İddianız görevli memurun görevini kötüye kullandığı yönünde iddianız esirilecek herhangi bir deliniz var mı? Evet, deliller ne? Değerli mahkeme heyeti, davanın mesai saatleri içinde görev yerinde olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Bunun delili nerede? Mahkemeye sunulan görüntü kayıtlarının incelenmesini ve aynı saatlerde görevi başında olan tanıkların dinlenmesini talep ediyoruz. Onları yaptık. Görüntü kayıtlarını tekrar ısrarla inceliyorum. Şu mudur? Normalde Bodenbel buraya bakıyor olması lazım. Bodenbel, yani eğer bu insanlar içeriye giriyorsa ya Bodenbel şu anda buraya bakmıyor ya da bu insanlar Bodenbel göz yumduğu için içeriye giriyor. Evet, görmezden salağa yatıyor yani. Katılıyorum, bence de salağa yatıyor abi. Bodenbel bir tane abi. Avukat tutsaydın direkt sıyrılırdım bu yargılamadan ama yani maalesef sıçıştasın. Son dakikaya kadar abi. Beraate yakındık ama. Peki, Cobra de Smirk komutanlığı tarafından davalı hakkında elde edilen hangi kanıtlar insan kaçakçılığı iddianı desteklemektedir avukat? Kamera kaydını söyleyecek mi? Güvenlik kamera kayıtları. Sözü edilen iddia desteklemektedir ve açık, şüpheye yer bırakmayacak kesin bir delildir. Vallahi şüpheli bir delil aslında ama. Davalı böylesi kesin bir delile rağmen suçunu kabul etmekte ve mahkemenin değerli vaktini çalmaya devam etmektedir. Bizim işimiz bunu yapmak avukat bey. Ya neresi kesin ya? Zamanı da bize avukat. Öğretme. Ayrıca güvenlik kamera kayıtlarına kendisine ait silahın tellerin yanında olduğunu da görebilirsiniz. Abi, ne? Zoom atabiliyor mudur abi? Aa şu yukarıdaki mi? Aa yukarıda evet, otomatik silah var lan. Bildiğin dayamış oraya geçin diyor. Ulan abi buna. Ulan bokunu çıkarmış Önder abi. Ya, terörist çıktı bir de başımıza. Ya bu arada Türkiye'ye de mültecileri mi sokmuş ya? Peki insan kaçakçılığı ile ilgili iddialarınız çerçevesinde talep ettiğiniz yaptırım nedir? ...134 maddesinin 3 fıkrasına göre en ağır cezaya çarptırmasını talep ediyoruz. Abartma amına koyayım ya. Ne oldu lan? Bağıran mı var? Aa göçmenlik en temel haktır falan diyor. Ne oluyor abi? Nerede? Bana gelmiyor ses. Vur şu şeyi vur. Altı yazıyor abi. Ne oluyor? Abi, nasıl yüce mahkeme? Alyosu indir. Vallahi disiplin hapsi veririm ha. Bu arada bir bilgi daha. Mahkemede düzeni bozarsanız disiplin hapsi alabilirsiniz. Nedir disiplin hapsi Önder abi? 3 gün girip çıkan bir şey değil. Müdür yardımcısına gidiyorlar. İzlemeye yanlışlıkla bize seker. Tamam. Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi davanın üstünü inkar ederek yüce mahkemeyi suistimal ettiğinin göz önüne alınmasını ilgili madde kapsamında cezanın artırılması da taleplerimiz arasındadır. Önder abi ben bunu soracaktım. Sürekli bunu söyleyip duruyor ya. Mesela davalı kabul etseydi mesela 5 yıl yerine 3 yıl alır mıydı? Öyle bir şey var mı? Memom, etkin pişmanlık diye bir şey vardır ama her suçta yoktur. Mesela göçmen kaçakçılığı suçunda Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre söylüyorum etkin pişmanlık yok ama uyuşturucu ticaretinde var mesela. Dolayısıyla evet ben bu suçu işledim pişmanım dersen belli bir indirim alabilirsin. Ama bu suçta alamazsın Türkiye'ye göre. Peki. Ben bir bok yedim. Siz ben yaptım siz etmeyin gibi bir şey mi geliyor abi? Şimdi ayağı mı kalacaklar? Bitiyor mu? Evet bitiyor. Karar. Yasayı şimdi biliyoruz. 3'ten 8 yıla kadar hapis, 300 bin dolara kadar da para cezası. Şimdi biz ağır ceza mahkemesiyiz ve ağır ceza mahkemelerinde heyet olur sevgili arkadaşlarım. Yani tek hakim olmaz, 3 tane hakim olur. Memo sen de savcısın, senin bir işin yok. Sen telefonla kendi crush oynuyorsun. Mahkemede savcının görevi bu, telefonda kendi crush oynamak. Berke sen sağ yanımdasın, Roni sen de sol yanımdasın. Şöyle tamam sana doğru uzanıyorum. Ben bilgisayardayım Önder abi, sen bana yaz kızımla ben yazacağım. Sen katip değilsin, sen mahkeme heyetisin. Katip kim amın? Katip emin tam aşağıda oturuyor. Katibi boş ver. Katip Yalçın yazar çete birazdan. Tamam, Memo Önder, savcı, boş takılıyor orada. Eğildin kulağıma bir şey söylüyorsun benim. Roni, şimdi... Yasada diyor ki hapis cezası da verebilirsin, para cezası da verebilirsin. Bu levha ceza veririz. Sence hapis cezasını verelim yoksa para cezasıyla kurtarsın mı işi? Sayın hakim. Önder abi. Tamam prosedürü geç. Önder abi.
Bu piç silahı falan dayamış oraya. Tamam. Her türlü bir şey olabilirdi orada. Biri sinirlendi, kavga çıktı, pat çekti, vurdu. Çok kötüye kullanmış görevini. Para cezasıyla yırtmasın. Para cezası ödenir. Bence biraz sürünsün. Girsin içeri. Berke, sen ne diyorsun? Önder abi, 300 bin dolar artı sınır dışı yapabiliyor muyuz? Yani ya da demiş, hem para cezası hem de hapis mümkün değil gibi duruyor şu anda. Bakarız birazdan oyunun menüsünden. Ayrıca niye sınır dışı ediyoruz oğlum? Adam ülke vatandaşı. Önder abi, 300 bin doları indirelim. Biz bu lavuğu zaten bir daha yakalarız. Orada o sıfır atarız. 300 bin dolar devletimizin paraya ihtiyacı var. Biraz hükümetle arayı mı düzeltelim diyorsun? Devletimizin paraya ihtiyacı var Önder abi. Önder abi, biz buna 300 bin doları veririz. Bu salak 300 bin doları ödeyemez. Ödeyemez mi? Ödeyemeyince doğru dedi. Mecbur hapse atmak zorunda kalırız. Biz bunu direkt hapse atalım. İkna oldum. Lavuk tişörtle gelmiş, baksanıza. Ona nasıl bakıyorum? Ya şey o... Neye bakacaksın? Tavrına mavrına göre hareket edebilirsiniz diyordu da yazıyor mu bir şey acaba? Galiba konuşurken falan işte. Konuşurken falan olur o. Ben bir şey yapmadım ya falan diyor abi işte. Aa bak burada. Hakim. Bak yazdı bir chat Önder abi, soldaki kağıtta hal var diye. Heh. Davacı mahkemeye karşı saygılı, genel olarak sakin, kıyafetler özenli. Davalı mahkemeye karşı saygılı, genel tavırlar heyecanlı, kıyafet özenli. Peki. Kıyafet özenli mi? Aynen, özenli mi? Ben karar verelim mi? Ver abi, ver. Ver abi, ver hapis. Ver abi. Önder abi, hapis. Karar sende. Biz fikirlerimizi verdik. Karar sende artık. Benim görüş neymiş? Hem para hem hapis veremiyorsun. Hapis verelim ama alt sınırdan verelim bence ya. Önder abi 4 ver. Alt sınırın bir üstü ver Önder abi. Önder abi, af çıkma ihtimali var mı? Af çıkma ihtimali mi? Bilmiyorum buranın infaz yasasını. Ama sanmıyorum. Tamam 4 verelim bence. 4 mü diyorsunuz? Ben alt sınırdan verirdim de. Tamam ver, 3 ver be. Senin işine karışacak halimiz yok. Bilmeyiz yok, zaten. Yok ben işte. Yanındakilere dönüştüm. 4. Hadi 4 olsun. Vur oğlum. Koyduk mu? Islık var, ıslık var içeride. Islık ne oldu? Dalga yesinler benim. 150 dolar maaş aldık. İyi. Günde mi aldık bunu? İyi para. Evet abi. Ama yok, aylıktır ya. Kira mira ödedik abi, 40 dolar. Ne bu? Bilmiyorum. Eşiniz artık ailenize vakit ayıramadınız ve bu durumun çocukları kötü etkilediğini söyledi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz boşanacağız gibi duruyor. Abi sorunu çözmeye çalışalım. Önder abi çözeceğiz. Haklısın, bu sorunu çözeceğim. İşler çok yoğun, yakında düzelecek. Önder abi şey deriz ya. Önder abi, iki tane çocuğumuz var ama. Ne yapacağım? Ya güzelim, bırakacağım. Ya güzelim, saçmalama, halledeceğiz falan deriz abi. İşleri bırakmayacağız da yani biraz az uyuyacağız. Ne bileyim, bir şeyler yapacağız işte. Belki bizi işsiz bırakmadı. Oy, cinayet davası geldi. Cinayet davası geldi. Hadi buyurun. Neydi o? Namazına. Şey saçmalı, göçmen kaçakçılığı saçmalı. Peki, dalalım mı cinayet davasına? Dal. Dalalım, dal abi dal. Ben çok heyecanlandım. Rüşvet almak sizi zor duruma sokabilir. Allah Allah. Hayvan gibi alırız. Bir Twitter'a bakalım lan. Bizim kararla ilgili bir şey var mı? Çöp kokusu sadece benim sokakta. AK Parti belediyeciliğine sen CHP'ye oy vermeye devam edersen AK Parti belediyeciliğini kaybedersin hacı. Cebe Cukka var mı? Bakacağız Ercan'ım. Lütfen birisi izleyecek film önerisi versin. Topluluğa yaz Matthew. Bir öneride bulunur. Yok artık, ne goldü be. Maçı izlemeyenler utanmıştır. Linda'yı atın topluluktan. Şu an oyun yayını yapıyoruz. Maç konuşuyor hala. Linda'yı atın. Kobra'da limanında şüpheli ölüm. Eyvah. Kobra'da harbiden böyle deriz bundan sonra ya. Kobar'da mı? Pardon. Yok Kobra'da daha iyi. Milletvekili David Smith mi? Yargı elbet bağımsızdır ve öyle de kalacaktır. Beğer abi. Kalemine sağlık üstad. Beğer abi. Milletvekili David Smith. Televizyonda bir adam var. Bütün kanalları ele geçirmiş ve nefret kusuyor. Enteresan. Önder abi bir şey söyleyeceğim. Ya milletvekili, önce D dağı ayırmayı öğren, ondan sonra milletvekili ol ve televizyonda nefret kusan adama laf et ya. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Hani hanımla ufaktan sıkıntı yedik ya, Sarah Anderson'ın tweet'e falan mı atsak? Yani. Bir diyorum sadece. Vekil kocası olasın mı geldi? Aa ya. Abi. Hakim evet. Richard gündemde solda. O ne? Hayır, biz şu an ona bak. Aa yok. Aa harbi lan, hashtagimiz var.
Hakimi Şırcı tanıyan var mı? Bastım. Abi Josef'e DM atsana Allah aşkına. Anayasaya nereden ulaşabilirim bilgisi olan var mı? Oha. Hakimlik sınavları ne zaman olacak? Bizle ilgili bir şey yok şu an. Hakim Richard tanıyan var mı? Tweetini falan alalım. Önder abi bu arada 17 kişiyi takip ediyorduk. 22 olmuş. Harbi karı kız takipte. Mi takip ettik abi? Yolsuzluk. Meri'den harbi umudu kesmiş. Aa, yolsuzluk hashtagine tıklayamıyorum. DM'ye de bakalım tıklayabiliyorsak. Mesajlar. Nerede DM? Sağda. Galiba tıklamıyor. Ha mesajlar. Yok tıklayamıyor. Soluk gözüküyor. Okay. Ya, o sonradan açılır bence. Şu KYS ne ya? Bir şey işte dedin ya abi. Bir şey dedin ya buna. Türkçesine. Uyap da yani nasıl yapacağım? Dava aç. Aa bak Önder abi gel Twitter'a anladım ben ne olduğunu. Evet orada ID var. Oradan ID'sini kopyalıyorsun buradan aratıyorsun. Evet aynen. Milletvekilini arasın Önder abi aşağıdaki milletvekilini merak ettim. Ama dava açmıyor onu durduk yere. ID kopyala. Yok canım yok. KYS ID yapıştır. Dava açma masrafılar bankanızda 50 dolar tahsil edecekler. Oğlum ben hakimim niye dava masrafını benden kesiyorsunuz? Ben buradan şeye bakıyor sandım abi. Geçmişine bakıyoruz sandım. Ben mevzuyu anladım. Buradaki para kazanma olayı şu şekilde galiba. Bunlar maaşla çalışmıyorlar. Kendileri dava açıyorlar ve karşı tarafı hani suçlu bulursa öyle para kazanıyorlar. Bu avukatlık da mı yapıyor aynı zamanda? Ben anlamadım ne yaptığını. Harbi ne yapıyor bu? Abi ben anlamadım. Bir şey diyeyim mi? Bize söven olursa buradan ID'yi kopyalayıp dava açıyoruz. David Smith'e dava açalım mı? Televizyonda bir adam var bütün kanalları ele geçirmiş ve nefret kusuyor. Yine açın Önder abi. Yok, burada yok. Bir şey yok. Önder abiye yok. Bak. Oldu amına koyayım. Aynen bir özgürlük bence. Peki. Şimdi... Yağmur sesini biraz abartmamış mıyız peki oyun? Ben hiç duymuyorum lan. Size mi geliyor acaba? Sen genel olarak duymuyorsun Önder abi. Vallahi az önce hani duruşma salonunda taşkınlık çıkartanları da duymadım. Şimdi adam öldürmede ceza neymiş? Bir kişi... Önder abi e-postaya bakmadık e-postaya. Dur bakacağım e-postaya. Bir kişi kasten bir kişinin ölümüne neden olursa cinayet suçu işlemiş olur. Vay be. Din, dil, ırk gibi herhangi bir nedenle ayrımcılığa uğramasının da bir sonucu olarak kabul edilirse suç daha ağır bir cezayla cezalandırır. Doğru, nitelikli. Cinayet suçu canavarca bir hisle ve tasarlayarak işlenirse 18 yıldan başlar ve 100 yıla kadar arttırılabilir. Müebbet yok mu sizde? 100 yıl ne lan? 100 yıl. Peki. Öğrendik bunu da. E-postalarımıza bakalım. E-posta. Asistan vardı ya. Asistan bir şeyler yazmış. Cinayet davası. Evrakları asistan hazırladım. Asistan paso o sürü şey atıyor ya. Mahkeme salonundaki masanın üzerine bıraktım. Tamam. Bırakmış bak. Ya kızım girelim yazmak davayı. İçin yazma ya. Nasıl gideceksin? Kızım, gidiyordun mahkeme salonuna. WhatsApp'tan yaz e-postayla uğraşma. Defterden olabilir mi? Telefondan gidiyordun. Telefondan mı gidiyordun mahkeme salonuna? Telefonun menüye basmadık. Bir menüye bassana Önder abi. Olay yerine basmıştık. Aa olay yerine mi gidiyoruz lan bu sefer? Ha şeymiş tamam. Hayat bu bir şey değil. Olay yerine gidiyoruz lan. Keşfe gidiyoruz keşfe. Adaleti Güçlendirme Vakfı'nın transit minibüslerine binip olay yerine gidiyoruz şu anda. Sarı şeritli yere geçiyoruz. Evet eminim yolla. Of feci heyecanlandım Önder abi. Oo deliller. Oğlum gerçekten bu ülkede savcı yok mu? Benim ne işim var olay yerinde? Bunları savcı toplayıp getirecek. Kafayı mafayı bir yere vuracağım ya. Kusura bakma Önder abi kendi crash oynuyorum. Liman mı burası neresi böyle? Liman, evet. Limanda diyordu zaten. Haber abi buraya da biz gidersek Meri harbi boşar bizi ya. Oğlum her şeyi biz yapıyoruz. Sosyal medyada avukat gibi dava açıyoruz. Olay yerine gelip savcı gibi delil topluyoruz. Gidiyoruz mahkeme salonuna hakimlik yapıyoruz. Yargının 3 sac ayağı da biziz. Yargının bağımsızlığı nerede? Önder abi zahmet olmazsa bir de kendi crash'ten can yollasana be. Peki birinci delile bakalım. Oha. Leşver bile ölmüş anladığım kadarıyla Önder abi. Evet öyle görünüyor. Olay yerinde yer alan konteynerin içerisinde Miles Peter'a ait olduğu belirlenen bir ceset bulunmuştur. Ayrıca konteynerin içerisinde hakim bir kötü koku mevcuttur. Bana mı diyorlar lan hakim bir kötü koku diye? Yok. Konteyner bir soğuk hava deposudur. Cesedin detaylıca incelenmesinin ardından darp izleri mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca cesedin çeşitli uzuvlarında donma ve işlevini kaybetme durumu mevcuttur. Dur, bunları kafada tutalım. Burada bir şey var. Şimdi kötü koku... Vahşice bir şeyler seziyorum Önder abi. Kötü koku cesetten mi acaba? Kötü koku cesetten de olabilir. Yoksa başka bir şey mi? Başka salmadıysa böyle.
Harbi o da olabilir bu arada ya. Konteynerimiz... Ama Ender abi başka... Konteyner soğuk hava deposuymuş. Cesette darp izleri varmış. Çeşitli uzuvlarında donma ve işlevini kaybetme varmış. Bir şey diyeyim mi? Bu lavuk diriyken bunu buzdolabına atmışlar. Canavarca yani değil mi? Maalesef. Bu adam... Aa, chat'te biri çok mantıklı bir şey yazdı. Soğuk hava yerinde niye kötü koku var dedi. Harbi lan. Evet, harbi biri saldı şimdi galiba. İkinci şey edelim. Gidelim bakalım ikinci deliline. Ama ben kötü şeyler seziyorum bu ölümden söyleyeyim. Çanta mı var orada, ne var lan? Ne bu? Fener mi? İlaç. Ha, ilaç. İlaç. Olay yeri ekibinin yaptığı incelemede yerde 2 adet hap bulunmuştur. Bulunan haplar detaylı olarak uzmanlar tarafından incelendiğinde antidepresan oldukları belirlenmiş. Haplar kırmızı ben reçeteyle buradan salınmakta. Satılmakta. Bu sebeple sadece doktor önerisiyle alınabilmektedir. Nadir olarak olsa da kullanan kişi ilk zamanlar intihar düşüncesine kapılabilir. Kolpa. Biri atmış oraya, lavuk intihar etti. Şekle. Biri kolpa delil koymuş buraya. Kanlar nereden acı? Kafaya sıkmıştır. O zaman. Kafaya, hayır, ilaçla intihar etmemiş. İlacı içmiş, intihar düşüncelerine zerk olmuş ve kafaya sıkmış. Ha. Tamam, var mı başka inceleyeceğim bir şey? Ayrıl. Ayrılalım. Davayı alayım. Guate 45-50 bit olmuş. Önceki karar doğru mu bakar mısın abi? Nasıl bakacağım? Bilgi diye bir şey varmış ama bilgi nerede? Bilgi şurada. Aa, burada tamam. Doğru karar doğru sayısı 1. Süper, doğru karar vermişiz. Süper, süper. Doğru kararların adresi. Demode. Çelik, bolt, alt yazı. Bir şey yapamıyoruz. Demode lavabir. Tamam. Dava öncesine bir gidelim bakalım. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. İyi iyi, yukarı gitti, yukarı gitti. Meri, onca derdimiz var, bir de seninle uğraşıyoruz. Allah kahretsin seni ya. Bir de seninle uğraşıyoruz dediğin çocukların anası lan. Hayvan herif. Tamam, anlayışlı olması lazım biraz ya. Eşine destek olması lazım. Her başarılı erkeğin arkasında kadın vardır Berke. Bir dava acile konuşalım. Evet, Ronnie Harper sensin. Harper mıyım Önder abi? Evet. Tamam abi. Okusan oğlum. Ha, çete bakıyordum ben. Liman içerisinde yapılan rutin kontrollerde açılan bir donmuş gıda konteynerinin içerisinde Miles Peder'ın cesedine rastlanmıştır. Peki. Olay üzerine savcılığımız detaylı bir araştırma yapmış ve görüşülen tanıklar ve incelenen kanıtlar neticesinde olayın konteyner sahibi firmanın CEO'su Lucian Forster tarafından işlendiği belirlenmiştir. Ben niye okuyamadım? Bravo. Ama şey, Maximilian Peter'a süper okudun. Eyvallah. Bu sebeple davalının cezalandırılmasını talep etmekteyiz. Peki. Çok osuruk bir şey gel hissettim Önder abi ya. Yok, ben de anlamadım. Evet Berke sen. Memo. Memo mu? Peki, tamam. Sıkıntı yok, ben yaparım. Berke okusun. Oku Berke. Müvekkilim olan Lucian Foster önemli ve saygın bir iş adamıdır. Doğru. Ne yapalım yani? Tanıtıyor kendini önden abi. Bir daha etmezsin. Maktul'le yapılan son gemi seferinde yaşanan arızalar sebebiyle şiddetli bir tartışma yaşandığını kabul ediyoruz. Eyvah! Eyvah! Yandım. Çıkış var. Husumet. Aralarında husumet var. Bunu... Önder abi çekti vurdu kesin. Notlarım nerede benim? Notlarım nerede? Bitince. Bitince. Fakat bu tartışmanın ardından Lucian Foster, Maktul'u daha sonra hiç görmemiştir. İkna oldum ben. Ortaya çıkan bu kötü olayın aydınlatılmasını bizzat müvekkilim de istemektedir. Fakat üstüne atılan cinayet suçlamalarını reddetmektedir. Çünkü peki, müvekkilim saygın bir insan olduğu için böyle şeyler istemiyor yani. Anlamayanlar için söyleyeyim. Anladım. Anladın ne? Aha. Kamerada var. Aha. Oğlum. Lavuğun boyunda da mı falan? Berke bize bir Meri ile %10 yolla ya. Bir. Bu davadan herhangi bir ceza almayacak. Çok kendi osuruk spor. Oğlum biz zaten doğru kararı verirdik ya. Öf. Berke ne seçti? Keyfi yanlış karar mı versek madem ceza almayacağız? Oturun lan. Neyin notunu alacağız abi? Poster ile Maktul arasında husumet var. Gerginlik. Peki. Şimdi önce bir
dinleyelim. Bu mu lan saygın iş adamı? Saygın iş adamı hapçıya benziyor biraz. Konuş harbi bakalım. Lucian Foster. Gemi ya, seferi sırasında yaşanan tartışmanın nedeni neydi? Memo ol. Lucian Foster ol. Geminin motor arızası ve bununla ilgili sorumluluklar konusunda yaşanan anlaşılmazlıktı. Peki. Önder abi sabıkası bu durum, varmış bu arada. Abi bu nerede yazıyor? Ha. Sol üst oyu kırmızı bir de. Neyden sabıkalıymış görebiliyor musun adli sicil kaydını? Bence ona bakarız sonra. Şimdi tamam. Mesela sorabilir misin Önder abi? Bundan önceki sabıkan neyden sadece. Diye. Yok yok şeyde normalde diyorum. Yok senin önüne gelir zaten sabıka kaydı. Tıkla diyorlar tıkla bakayım. Ne sabıkaya mı? Evet. Ha. Aha. Ha? Şiddet. 3 ay 9 gün hapis cezası almış. Önder abi boy 1.80 kilo 76 saç rengi sarı. Bu var ya çok tehlikeli bir adam. Ebu götüne koyayım seni. Ne oldu ne yazdı? Bir şey mi yazdı? Bir şey çete yazdı. Çete yazdı. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Tamam. Devam birinin kardeşi dedi. Birinin kardeşi. Evet, bir tane sosyal medya fenomeninin kardeşi olduğunu iddia ediyor. Emon. Ben tanımıyorum. Bu durum can güvenliğini tehlikeye atan son derece önemli bir durum olduğundan kendisine kızdım ve daha dikkatli olması konusunda uyardım. Peki. Miles Peter'ı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Dur lan bunu en son sorarız. Kendi kontrolünüzü kaybettiğiniz ya da kaybedeceğinizi düşündüğünüz hiç oldu mu? Alakasız bir soru ama soralım. Bu çok genel bir soru. Dava ile ilgisi nedir? Vallahi haklısın. Yarrana bak. Haklı bu arada. Ben de sorarken tereddüt ettim. Ne? Iı mı? Dünkü. Ünlem Berke. Peki. Miles Peter'ı öldürmekle suçlanıyorsunuz. Bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Lucian Bey. Büyük bir şok ve üzüntü içerisindeyim. Bir adamla haklı bir konumda tartışıyorsunuz. Daha sonrasında bu kişi ölüyor ve bir de siz suçlanıyorsunuz. Gerçekten bir insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri bu olsa gerek. Doğru. Gözlerim doldu amına koyayım. Azıcık duygusunu az koymam o. Harbi Memo ne yaptı? İddiaları kesinlikle reddediyorum. Asla bir insanı öldürecek kadar ileri gitmem. Ne kadar ileri gidersin? Kemiklerini kırar en fazla. Abi ben yerden süründürürüm, kolunu kopartırım abi öldürmem. Peki siz ne diyorsunuz Harper Hanım? Kamera kayıtlarını izlemek için feci heyecanlıyım burada ya. Bu savcı mı lan? Miles Peter'ın cesedi hangi koşullarda nasıl bulundu? Bu ben okumuyor muydum abi? Kim okuyor bunu? Miles Peter'ın cesedi donmuş gıda konteynerinde rutin kontroller sırasında bulundu hakim bey. Peki. Lucian Foster'ın Miles Peter'la olan tartışmaya kavgaya dair iddiaları neye dayanmakta? Gemi mürettebatının ifadesine göre Lucian Foster ve Miles Peter arasında büyük bir tartışma ve kavga yaşandığı ifade edildi. Tamam, tanıkları dinleriz birazdan. Miles Peter'ın ölümüyle Lucian Foster arasındaki bağlantı ne acı? Savcılığımızın yaptığı incelemeler ve tanık ifadeleri sonucunda Miles Peter'ın ölümünün Lucian Foster tarafından gerçekleştirildiği iddia edilmektedir efendim. Hiçbir cevap vermedin. Bağlantı nedir dedim. Sen bana diyorsun ki bu işlemiştir. Bağlantı nedir? Arada kin var arada işte. Hakim Bey görüyorsunuz tamamen iftira. Harbi davacıdan hiç memnun değilim. Yine beraate yakınız. Arada kin var, arada nefret var. Bu adam zaten anasını kesmiş, babasını kesmiş. Bu adam zaten böyle Hakim Bey. Önder abi, davacı ilk şeyde de çok kötüydü bu arada. İlk kısımda da kötüydü. Öyle mi? Evet, yani öyle hatırlıyorum. Biraz kötü anlatmıştı mevzu sanki. Şey bir bakalım. Şimdi hangisi Miles bunların? Bak geldi. Sonradan gelen bence. Ölen adamın da tipini mi görseydik keşke ya. Şu an gayet medeni diye bir tartışma dönüyor. Hiçbir şey medeni, ellere kollara bak Berke. Oğlum o kadar her yerde oldu. Kiba tribünde. Çalışan adamlar. Hiçbir şey yok abi burada. Bir de 3 kişiler Önder abi, bak 3 kişi olduğunu da. Bahsetmek lazım. Belki diğer öldürdü. En son parmağını sallıyor. En son parmağını sallıyor. İzle. Bu üçüncüyü kesin dinleriz. Buradan bir şey çıkartırız. Kim parmağını sallıyor? Bak. En son parmak sallıyor. Bak. O gelen mi? Evet. Diyorsunuz. Gelen parmak sallıyor. Gelen mi peki şey? Bizim lavuk. Geldi değil. Evet. Odur muhtemelen. Gelen bence gelen. Tamam. Tanıkları dinleyelim. Tanıklar önemli. Tanıklar kritik. Ben çok emin değilim. Başka kanıtım var mı benim? Otopsi raporu var lan, süper. Oo.
Nasıl bakacağım otopsi raporuna? Abi sağdan da vardı. Sağdan da vardı sana. Nerede otopsi raporu? Aa dur Önder abi şeye de bakalım. Bir tavrına falan bakalım. Tamam. Ha bak otopsi raporu aynen. Aha. Cesedin birçok yerinde donma mevcut. Cesedin midesinde uyuşturucu madde bulundu. Oha adama bir de içirmişler. Cesedin abi, kafatasında ezilmeler mevcut. Bunların hepsini toplayınca %100 mü yapıyor? O mu? Bilmiyorum. Evet. Herhalde öyledir Memo. Öyle çok sorgulama. Şey. Bu ne teşhis raporu? Olay günü tüm çalışanların gemide olmaması nedeniyle cesedin kimliği polis tarafından net olarak tespit edilemedi. Olay yerinde bulunanların ifadesine göre cesedin Miles Peter'a ait olduğu anlaşıldı ve kimliğin tespit edilmesi için ağabeyi çağrıldı. Kardeşi cesedin Miles Peter'a ait olduğunu doğruladı. Peki. Bu ne? 14'ünü işaretlemişler. Olay ayın 14'ünde bir önemi olabilir. Bunu aklınızda tutun. Şuraya yazalım lan. Ayın 14'ü bir de uyuşturucu madde var Önder abi. Onu da yaz. %25 uyuşturucu evet, madde var. Evet o da. Mide de. O da önemli. Uyuşturucu. Bir de 3 kişilerdi kavga eden. Neyse onu yazmam. Yazalım yazalım onu da yazalım. Kavga eden 3 kişi var. Sonradan gelen parmak sallıyor ondan not düş. Bak onu çıkarmadım. 3 kişiydi kardeşim. Ben sürekli SC basam yanlışlıkla ama. Peki tanıkları çağıralım mı? Çağırsan tanıkları abi. Bence tanıklar zaten en belirleyici olacak. Evet. Oo, 4 tane tanık var peki. Nereden tanıdıksınız be abicim sizi bu kadar? Robert'tan başlayalım. Robert konuş. Talk. Let's talk. Kim oluyor Robert? Bir şey diyeceğim. Arkada kel bir adam var mı? Arkada çünkü o kamera kayıtlarında kel bir adam vardı. En arkada kırmızılı bir tane var ama. Sarıysa yok lan kel gibi gördüm ben ya. Öyle miydi? Peki kim Robert? Tamam ben öyle yapıyorum. Tamam. Aç Emo mikrofonu aç ya sen ne olursun Robert. Emo burada mısın? Tamam yazıyor herhalde açmayacak. Hadi sor hadi. Tamam. Gemi seferi sırasında Lucien Foster ve Miles Peter arasında yaşanan tartışmanın konusu neydi? Geminin motor arızası ve sorumlulukları ile ilgiliydi ve büyük büyük bir hataydı. Yani nasıl desem? Eyvah. Bir şey patlatacaksın şimdi galiba. Mürettebatın can güvenliğini tehlikeye atan bir durumdu. Haydi. Bu kadar. Peki yaşanan tartışmanın ciddiyeti ve boyutu hakkında ne söylemek istersin? O sırada kazan dairesindeydim. Birbirlerine o kadar yüksek sesle bağırıyorlardı ki kendi kendime neler oluyor acaba deyip yukarı çıktım. Tamam. Yukarı çıktığımda da her ikisinin çok hararetli bir tartışma içerisinde olduğunu gördüm. Birbirlerine ağır hakaretlerde bulunduklarını da eklemek isterim. Eyvah. Peki. Daha sonrasında ne yaptınız? Herhangi bir şeye tanık oldun mu? Görev yerime döndüm ve açıkçası Miles'in işini kaybedeceğini düşündüm. Hiçbir iş yerinde patronla böyle ciddi bir tartışmaya girdikten sonra barınamazsınız. Tamam. Doğru. Aa konuşuyor lan adam. Sözünü kestim adam bir şeyler diyecekti. Bir bok anlatmadındır abi geç boş ver. Ronnie sensin Charles. Tamam abi ben Charles. Charles'ı ki boyun şaka mı? Fiziğe baksanız da Charles. otopsi raporuna bakarız birazdan bir daha. Donmuş gıda konteynerini açan kişi olarak olayı nasıl yaşadınız? Bu ölüyü bulamadım. Bu nasıl anlatılır bilmiyorum. Patronun ofisine gittim ve istediği ilacı getirdim. İstediği ilacı mı? İlaç sonra, neydi? İlaç neydi? Pardon. Ha tamam soracakmış. Şey abi antidepresan. Son derece gergin gözüküyordu. İlacı verip odadan ayrıldım ve rutin kontrolleri için konteyneri açtım. Onun kanlar içinde yerde yattığını görünce neye uğradığımı şaşırdım. Adeta beynimden vurulmuşa döndüm. Götten uydurma da dur direkt ilacı sorarım. Tabii ki. Bunu herkes yani bütün mürettebat bilir. Patronumuzun gergin bir insan olması nedeniyle psikiyatrik yardım alması ve ilaç kullanmasından söz ediyorum. İlaç patronun çıktı. Fakat kesinlikle birini öldürecek kadar ileri gideceğini düşünmüyorum. Peki Miles Peter'ın cesedini konteynerin içinde hangi durumda ve pozisyonda buldun? Doggy. Cesedi donmuş gıda konteynerin içinde yere düşmüş ve gerçekten hatırladığımda kötü olurum. Kanlar içindeydi. Konteyner içerisinde de son derece kötü bir koku hakimdi. Kokuyu biraz tarif eder misin? Var mı böyle bok gibi? Bok gibi bir şeydi. Peki.
Memo. Brian Scott'sın. Evet abi. Aa, Feci güvenirim bu adama. Masum geldi bana. Evet abi. Miles Peter'la son görüşmeniz hakkında ne söyleyebilirsin? Tartışmanın hemen ardından. Fakat oldukça kısa bir görüşmeydi. Kendisine sakin olması gerektiğini, herkesin hata yapabileceğini, durumun iyi olacağını söyledim. Başka da bir görüşmemiz olmalı. Peki, Miles Peter'ın mürettebatta herhangi başka biriyle sorunu, kavgası var mıydı? Bildiğim kadarıyla yoktu. Miles son derece hayat dolu bir insandır ve herkes tarafından sevilir. Baksana abi, şeker gibi adam. Fakat son dönemlerde ailevi sorunlar yaşadığı biliniyordu. Ve biraz durgunlaşmıştı. Onu biz de yaşıyoruz be Brian'ım. Hiç sorma ya. Onu biz de yaşıyoruz. Onu nasıl çözeceğiz? Önder abi, Miles'ta feci bir bunama var. Fark etti mi bilmiyorum ama. Sanırım gemide yaptığı hata da bu dalgınlığıyla alakalıydı. Eyvah. Peki Lucien Foster kendi kendini öldürdü ya. Efendim, kabul edersiniz ki bir insanı cinayetle suçlamak oldukça zor bir durum. Lucien Foster mükemmeliyetçi biridir ve evet, hatalardan pek hoşlanmaz ve gergin olduğunu da söyleyebilirim. Ama birini öldürebileceğini düşünsem zaten onun iş yerinde çalışmam. Ya ne lakti şimdi be? Gitti ya. Ha, bunlar işinden korkuyor ya. Zama almış ama ne kıyım ondan son tanık belki sendeyiz. Olay yerine geldiğinizde gördüğünüz ya da fark ettiğiniz olağan dışı bir durum oldu mu? İlk geldiğimde bir kalabalığın bir konteyner etrafında toplanmış olduğunu ve herkesin yürünü buruşturduğunu, şaşkınlık içerisinde olduklarını gördüm. Daha sonra birinin yerde yattığını fark ettim ve hemen bölgeyi güvenli hale getirdim. Tamam, Lucien Foster da orada mıydı? Hayır, kendisi orada değildi. Yani ben vardığımda değildi. Sonradan haber verilmiş olacak ki geldi. Peki. Olayla ilgili yaptığınız inceleme sonucunda herhangi bir şüpheli durum veya kişiye dair bulgularınız var mı? Mesela Foster daha sonrasında oraya geldiğinde nasıl bir görünüm veriyordu? Olayla ilgili yaptığım inceleme sonucunda herhangi bir şüpheli durumla karşılaşmadım. Lucien Foster ise açıkçası kayıtsızdı. E sen ne yararıma geldin buraya tanık diye bakayım. Belki de anlık bir şok durumu olduğu için nasıl tepki vermesi gerektiğini bilememişti. Bu konuda bir şey söylememek niyet okumaya gireceğinden oldukça zor. Belki peki, bu arada yani. İnsanlar televizyondan izliyor. Ona da şey yaparım. Peki şuna bakalım. Davacı saygılı, sakin, özenli. Davalı saygılı, gergin, özenli. Gergin. Normal be. Cinayetle galiba suçlanıyorsun. Gergin olması normal. Sakin olurduk. Abi ben asla karar veremiyorum. Hakimlik galiba harbiden çok zormuş. Dosyalar incelendi. Hangi dosyaları inceleyeceğiz? Galiba... Ben belki karar verebildim mi? Şu diyebiliyor musun? Oğlum ben hiçbir şey ikna olmadım ya. Adam bak, ölen adam biraz bunalımda. İşte çocuğu öyle sorun yaşıyor falan filan. Kendi işinde hatalar yapıyor. Biraz bu aralar sakin gözüküyor. Adam da kafayı sıkmış olabilir harbiden de, koku işi mesela bir enteresan. Ama darp işi de sıkıntı ya. Çünkü kafasında şeyler vardı ya Önder abi, doğru, darp var. Var darp var. Ben abi var. Ben o adama her türlü ceza veririm. Zaten şey de var. Sicilde. Oğlum adama niye ceza veriyorsun durduk yere ya? Oğlum hiç olmaz bu işler. Önder abi gergin de bir adammış zaten. Bütün şeyler. Tamam da ne yapacak? Kafasını şeye mi vurdu? Orada konteynerlere mi vurdu sürekli? Belki de. Abi video mesela, kamera kaydı var. Sadece tartışmayı gösteriyor ya. Delil yetersizliğinden erteleyemiyoruz mu abi? Delil yetersizliğinden erteleme abi zaten oğlum. Zaten ceza alınacağız hiçbir türlü. Yani... Oldu oğlum. Doğru karar vermemiz lazım ya. Önder abi aç evet. Bakayım bir daha izleyelim şunu. Burada hiçbir şey yok bence. Bir şey var mı? Önder abi, oğlum bu arada 3 adam da bizim konuştuğumuz hiç kimseye benzemiyor bu arada. Evet. O kadar olur be. Şöyle etrafa bir göz gezdirin, bir şey var mı? Yok. Bak parmaklara, bak parmaklara. Pat 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 bak. Yok, burada bir şey yok. Dava dosyasının adamı dövdü yazıyor. Zaten adamın kafasının darp izleri de vardı. Midede uyuşturucu, kavga eden 3 kişi var. Konuşacağımız biri kaldı mı? Yok. Kalmadı. Otopsi, ölüm nedeni yazmıyor.
Önder abi, onun ne diyorsun sen? Bu üçü birden diye tahmin ediyorum. Olay günü 14'ün ne özelliği var? Bilmiyorum. Belki ki o hepsini yazıyordur bu arada ya. Olabilir. Kafaya bir şey düşmüş olabilir mi Darp'ta Önder abi? Darp yazıyor ya mesela. Bilmiyorum da ama çok bu kan var abi etrafta. Şu adama neden ceza veririz şu an ceza versek? Sebep ne yani? Evet, bir sebep. Abi yok. Bir de şöyle bir durum var. Avukat da çok kötüydü davacının ya. Buna beraat veririz gibi duruyor ya. Ben kimseye beraat vermezim çünkü bir seviyorum. Ben de beraatlıyım. Şuna hafif bir ay yatsınımdır abi en azından. Bir ay yok oğlum. Alt sınırın altına verirsek daha büyük hata yapmış oluruz. Roni. Hı. Beraat. Hadi gereği düşünüldü. Burası beraat Önder duruyor. Abi. Burası sende Önder abi. Masum. Eyvah. Innocent. Aksan da sağ ol. Alkış diyorsun lan, otur yerine. Büyük yanlış karar verdik ya. Lavuk çok lavali. Bu yanlış doğru oldu, bize ertesi sabah geliyor değil mi? Dosya gerekçe mi yazın? Gireceğiz. Gerekçe mi yazılıyor lan? Harbi mi? Dur, gerekçe sonraki yazınca ne oluyor ki? Bilmiyorum ki, bir sonrakine gerekçe yazalım. Ne bu? Diyor? Hükümet göçmenler hakkında yeni bir yasa tasarısı üzerine çalışıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Göçmenler demografik yapımızı bozacaktır. Göçmenleri iş gücü olarak kullanabiliriz. Ben bir diyorum abi. Önder abi, ama kritik bir durum var şimdi. Göçmenleri, seçilmiş göçmenleri alırsak iş gücü olarak kullanabiliriz. Belki bir. Tamam Önder abi, birim ama sikecek belam bir. Hiç bire basasım yok ya. Ama ikide de bir seçenek yok. Göçmenleri iş gücü olarak kullanabiliriz. Bir Önder abi, bir tamam bir. Utanarak bire basıyorum. Ne geldi? Şimdi bir bilgis masa üstüne durmamız lazım bilgisayarda. Tamam. Oradan bilgiye basacağız ki öğreneceğiz ne yaptığımızı. Tamam. Hak ihlali mi? Hapishane yönetimi. Albert Muron ve Kobarde hapishane yönetimi hak ihlali davası. Eyvah. Birini zorla mahkumlara kötü davranıyorlar. Hapishane tanıdık geldi bu arada. Ne yaptım lan? SC basmayı yanlış kapardım. Bilgisayar nasıl döneceğim ya? Ha, buna basacağım. Galiba abi. Sen tıklayacaksın, ondan sonra atacaksın okay, oraya. Bismillah. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Adalet bakanı. Bakanım. Richard ne yaptın? Richard kafanı sikeyim senin. O şekilde geliyor. Evet sayın başkan. Başbakan mı? Eyvallah. Eyvah. Başbakan mı? O siktir bakan sandım. Başbakan abi. Abi. Böyle bir konu için istemezdim. Roni başbakansın. Önder abi. Roni başbakansın lan. Bay Kemal. Richard da değil mi? Evet sayın Richard, başbakan. Sesin götüne kaçtı gibi. Seninle ilk görüşmem böyle bir konu için olsun istemezdim. Tam olarak anlayamadım sayın başbakan. Yahu bre gafil. Dur. Ya bunlar zavallı ya. Kamuoyu bugünkü davanın kararını merakla bekliyor. Senin ülkemiz için doğru olanı yapacağına ve bu konuyu uzatmayacağına inancım. Oh tamam lan tamam, eski dava için aramamış. Bunun için baskı yapmak için aramış. Tamam, sıkıntı yok. Bugünkü davayı mı? Bugünkünün baskısını dediğimi yaparsan aramış. Sen de kazanacağım, ben de kazanacağım. Bacigarlar. Harbi o şekilde bir şey bu arada bu ya, değil mi? Evet evet. Ama ne istiyor? Açıkçası söylediklerinize pek anlam veremiyorum. Neyi anlamadın Richard? Anlaşılan biraz daha net olmam gerekiyor. Bir devlet kurumunu gerekeni yaptı diye cezalandırmayacaksın değil mi? Benim polisim yaptıysa vardır bir bildiği. Aynen diyor öyle. Sayın Başbakan. 3-3-3-3 seçerek 3-3. Hadi lan siktir git. Önder abi, bir de bizim devlet aramız kötü, kusura bakmayın yani. Bir deriz bir. Açıkçası davada verecek karar mahkeme salonunda belli olacaktır. Aynen öyle. Sayın aynen Richard. Öyle bir. Sayın Richard. Aramızı düzeltmenin tam zamanı. Bir. Bir daha düşün derim. Benim kararımı artık biliyorsun. Davadan sonra gerekirse tekrar konuşuruz. Eyvah. Eyvah. Konuşabilecek durumda olursan konuşuruz Richard. Hadi bakalım. Hadi bakalım Richard. Ben seni bir Kobane'ye süreyim de ama. Kobane mi? Eyvah.
Neydi? Kaborre miydi? Belki neydi orada? Kobarde. Mailde bir şey yok. Bilgiye bas Önder abi, dur önceki davaya bakalım. Abi önceki davaya bakalım önce. Doğru bir var. 2'de 2. Önder abi güzel. Şov yaptık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben bu adama güvenirim dedim zaten. Twitter'a bakalım diyorlar, bakalım. Ülkede böyle bilgili insanların olması gerçekten iyi. Hukuk sistemimize güvenim sonsuz. Yakında seçim olur mu acaba? Niye lan başbakan mı seçeceğim beni Gerald? Önder abi milletvekili oluyoruz. Önder abi görememişler sanırım 2'de 2 yaptığımızı. Önder abi aşağıdakine bak. En aşağıdaki Kevin Scott bir, dava aç şunu. Şunun bir ID'yi kopyalayalım da. Sürüm etmiş. Bu ülkede adalet gerçekten demiş. İşlemiyor. Ne demek işlemiyor? Gönder yollamayın abi. Bunu abicim azıcık özgürlükçü olun. Ne var bunda ya? Ya kardeşim biz başbakana gider yapmışız. Bu kim? Peki. Uğraşacağımız suç neymiş? Ona bir bakalım. Doğru karar sayısı Önder abi senin kameradan gözükmemiş evet, ya. Evet evet ondan harbi gözükmüyor. Harbi mi? Doğru karar sayısı. Dur hemen göstereyim size. Sizler de görün. İstiyorsan kamerayı şöyle hafif bir adım aşağıya al Önder abi. Yani bir sonraki açtığında mesela gözüksün. Aşağıda yarışayım. Hedefi de altıma alayım. Burada olursam bir şey kapatmış olur muyum acaba? Olmazsın muhtemelen. Tamam burada devam edelim hayatımıza. Süper. Şimdi. Sen de şeyine gidelim. Kanuna bakalım be. Ne okuyacağız evet. Mahkumlar hapishane yönetimi tarafından kendilerine verilen cezalara karşı mahkeme başvurabilirler herkes gibi. Mahkeme cezanın hukuka uygunluğunu ve orantılılığını değerlendirir. Ceza haksız veya gerekirse iptal edilebilir veya düzeltilebilir. Hapishane yönetimi tarafından. Sen hapishanede çok oran buran oynuyor. Al bakayım sana 2 ay hücre cezası. Onlara karşı. Okey. Mahkumların itiraz hakları ve adil yargılanma hakları korunur tabii ki. Tamam. Direkt dava öncesine gidiyoruz. Olay yeri falan yok. Peki. Aa başbakan aradı diyar bir tweet atsaydık lan keşke. O da gerçi bokunu çıkarma olur da. Hükümetin sadakat %65'ten %55'e düştü. %55'i dahi şerefsizlik madalyası görürüm ve yoluma devam ederim. Kamplarda bulunan mültecileri gördünüz mü? Nerede görmedim. Okudunuz mu yazıyı? Yok. Kamplarda bulunan mülteciler büyük sıkıntı çıkartıyormuş şu anda. Eylemler düzenliyorlarmış. Kamplarda nasıl eylem düzenliyorlar lan? Ne bileyim öyle yazıyor. Güzel, kendinize yeni bir dava. Peki. Davacı konuş bakalım. Müvekkilim işlediği suç... Ha ben niye okuyorum lan? Kim davacı ya. Avukatı? Okuyayım ben. Oku. Müvekkilim işlediği suç dolayısıyla Kobarde hapishanesinde cezasını çekmektedir. Peki. Fakat geçtiğimiz günlerde müvekkilimin herhangi bir olumsuz davranışı olmamasına rağmen tecrit hapsine mahkum bırakılması gibi bir eylem gerçekleşti. Tam tahmin ettiğim gibi. Hapishane yönetimi yetkisini kötüye kullanmıştır. Bu süreçte müvekkilimin psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları olmuştur. Bu durumdan dolayı hapishane yönetiminden şikayetçiyiz. Peki. Sen ne diyorsun hanımefendi? Bunu bir kere hanımefendi sen ol, hep ben oldum ama. Ben mi olayım tamam. Müvekkilim olan Kobarde Hapishane Yönetimi suçluların yasalarda belirtildiği üzere uyması... Bu ne lan? Uyması gereken koşullar olduğunu hatırlatmak ister. Bu koşullara uymayan mahkumların cezalandırılması yönetmelikle mevcuttur. Peki. Albert Naran yemekhane saatinde yemek yemediği ve açlık grevine başladığını anlaşılmış ve durumdan dolayı tecrit hapsine mahkum edilmiştir. Oğlum açsa aç sizene. Harbi ya. Bu yemekhane şey mi? He, hapishanede. Hapishane yönetmenine yani göre grev bozmaya çalışıyor diye herhalde. Ve cezası tecrittir. Neyse. Davacı tarafın asılsı iddialarının herhangi bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Sayın hakim tanıklardan... Önderim tecrit ne demek? Tecrit ise hücre ya. Ayrı tek. Hücre. Tamam. Ne diyor? Laura Martinez hapishane müdürüyle yakın bir ilişkiye sahiptir.
Bu sebeple tarafsız olarak yanıt vermesi mümkün değildir. Tanık olarak dinlenmesini reddetmenizi istiyoruz. Şimdi bir dakika, benim kafamı karıştırdı bu durum. Laura Martinez mi? Yok, Romelu Lukaku mu? İsteyen davalı. Davalı hanımefendi, yani hapishane evet. yönetimi. Diyor tamam. ki Laura Martinez hapishane müdürüyle yakın. Sen zaten senin işine gelir hapishane evet. müdürüyle yakın birinin konuşması. Çünkü hapishane müdürünün lehine konuşur. Sen evet. niye dinlenmesini istemiyorsun? Aklayabilir ama abi. İşte öyle şeyler olmadı, abartıyor falan gibisinden. Tamam, o zaten aklamasını ister. Yok yok, şeyi hapishaneye aklayabilir. Hapishane şartlarını aklayabilir, onu söylüyorum. Tamam, ben de ondan yani... bahsediyorum. İsteyen davalı, yani isteyen hapishane yönetiminin avukatı. He, doğru, anladım. Bilmiyorum da bence dinleyelim. Garip geldi bence. Ben her tanığı dinlerim ya. Evet. İşimiz ne acı? Dinlemeyeceksek niye geldik buraya? Oha. Fizik şaka mı? Oğlum o ne? O ne lan harbi? Alta sıçtık. Niye dondu lan oyun? Bu adam... Aa, yanlışlıkla tıkladım lan. Süper. İyice içtim. Oh, süper mi? Aile ilişkimiz azalıyor mi? Mesela. Azalacak mı lan? Artacak sandım ya. Mary gitti ama. Ne kadar Mary başkasına gitti ya. Önder abi, ben bir şey demek istiyorum. Hani kadın dedi ya, grev yapmak yasaktır. Yani bu yazıyor ve bunun suçu tecrittir. Buna bakabiliyoruz mu şu kitaptan? Böyle yazıyor. Yalan mı söyleyecek kadın? Yani mesela... o burada yazmıyor. Hapishanenin yönetmeliği muhtemelen. Anladım. Ama öyle diyorsa doğrudur herhalde. Vardır bir bildiği deriz. Televizyonum niye yok ya? Televizyon yok mu? Hapishanede kamera yok mu kardeşim? Hapishanede harbi nasıl kamera olmaz ya? Kameralık bir şey yok ki, adam grev yapıyor, ne olacak ki? Tamam da ye şunu lan deyip kafaya çatalı vurmuşsun. Bir görelim bakalım ne yapmışlar adamı. Aa bak, yönetmelik varmış, güzel. Ye şunu lan. Mahkumun, bak okuyorum. Mahkumun 3 gündür yemek yemediği belirlendi. Mahkumun cezaevinde yemek yemeyi reddederek açlık grevine başladığı belirlendi. Cezaevi yani, personelinin normal. Gerekli uyarıları iletmesine rağmen mahkumun greve devam ettiği belirlendi. Mahkumun yaşayabileceği olası sağlık sorunları nedeniyle revirde muayene edilmesine karar verildi. Peki. Gayet güzel. Mantıklı. Şimdi hücre hapsi koşulları. Mahkumlar cezaevi personeli için güvenlik tehdidi oluşturamaz. Okey, tik. Açlık grevi yaparak güvenlik tehdidi oluşturuyor ama oluşturmuyor. Geçtim. Kaçmaya teşebbüs edemez. Etmiyor. Geçtim. Yok. Diğer mahkumlara karşı şiddet içeren davranış, geçtim. Açlık grevi başlatamazlar. Gayet evet. açık ve net. Harbi gördüm en net kurallar. İsyan başlatamaz ve buna benzer faaliyetlere katılamazlar. Kişisel güvenliklerini tehlikeye atamazlar. Bu da girer aslında. Kişisel güvenliği tehlikeye atmaya girmez mi? 3 gündür yemek yememek. Doğru. Evet, yani bir nevi intihar gibi yani. Evet. Cezaevi içerisinde kaçak eşya sokamazlar. Mahkumlar kuralları sürekli olarak ihlal edemezler. Peki. Sürekli olarak ihlal ediyor sanki. Kendi evet, canını evet, tehlikeye atıyor. Evet. Bir o gün, iki gün, üç gün. Evet. Ne diyorsun peki. bu fikrim Önder abi? Güzel güzel, iyi dedin onu. Adamın kolu 55 cm açlık grevi yapıyor ya. Harbi oğlum, o nasıl kol lan? Nagihan gibi. Survivor Nagihan gibi. Davacı niye kayıt? Ha, niye kayıtsız? Oğlum bu nasıl hala motor grev ya? Takmıyor, grevde devam. Hali yok Önder abi, adamın anlasana be. Herhangi geberiyor açlıktan bir şey, hali yok. Kıyafet de özensiz. Peki. Şimdi kimle konuşalım önce? Çok fazla tanık yok zaten galiba. Yanlış şeye basıyorum. Abi şu önce açlıktan bayılan lavuğa bir soralım. Gel bakalım. Ne yapıyor, kim açlıktan bayılan lavuk olmak ister? İlk defa dinliyoruz. Ronnie. Sabıkalı. Zaten aa, sabıkası var. Yani gerçi cinayet işlemiş. 6 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası mı almış, yoksa 6 yıl 5 ay 20 gündür hapiste mi? Bence cezası o. Ceza bilgisi diyor Önder. Ceza bilgisi diyor, evet. Hayır, evet, az önce bizim yasalarda adam öldürme 18 yıldan başlıyor demiştin de 6 yıl olmasına şaşırdım. Bu benim, bu ne avukat. Peki, tecrit hapsine mahkum edilmeden önce davranışlarınız nasıldı?
Hapishanede herhangi bir olumsuz davranış sergilemedim. Tüm kurallara uydum. Peki. Tecrit hapsi süresinde yasa dışı herhangi bir müdahaleye maruz kaldınız mı? Heh. Kritik bir yerde. Elbette. Aha. Fakat mahkemeye sunulan tanıklar hapishane yönetiminden olduğu için bundan söz etmeyecektir. Oy. Albert'cim sen de tanık sunabilirdin. Davayı açan sensin zaten. Sen niye tanık sunmadın? Adam tecritte kim görecek Önder abi bir odanın içinde zopayı yerken. Doğru diyorsun. İsyan başlatma niyetinde miydin Albert? Asla. Asla böyle bir niyetli değilim. Abartma ama. İyisin Merke. Sadece tecrit hapsini hak etmediğimi düşündüğüm için hakkımı savunuyordum. Peki şeyi soramıyor muyum? Hacı neden açtık grevi? Yani şeyin neydi? Derdin neydi? Sıkıntın neydi? Neden açtık grevi başlatmak istedin? Onu diyor ya. Tecrit hapsini hak etmediği için yapıyor. Açlık grevi. Başka ne yapacak Önder abi? Hayır, ben, açlık grevi olduğu için. Açlık grevi olduğu için tecrit hapsine yollanıyor. Abi. Ha. Maalesef büyükbaş hayvanlar çok fazla kesiliyor bu sene. Önder abi, şey gibi bir şey geliyor ya. Yemekler kötü. O yüzden açlık grevini. Tamam. Seninle işimiz bitti Albert. Önder abi ben şu ana kadar hissiyatım ben hapishaneden kullanıyorum. Öyle mi diyorsun? Hatırlıyorsan davalı tarzında da bir şey işte hapishane müdürünün bir şeyleri var falan filan tarzında bir şey gelmişti. Ben hapishaneden uyuzlanıyorum. Kamera kaydı da yok mesela ne olursa evet. Olsun. Evet hadi bakalım. Ama yönetmelik açık Berke. O da doğru memnun. Devlet kurumu da bir mahkumdan daha önemlidir Berke. Onu iyi dedim. Devlet kurumu niye mahkumdan önemli olsun ya? Özür dilerim onu abi sen kızdın hiç istedim. Abi üçüncü seçenek değil o yüzden sakin ol. Şaka abi, yaptım abi pardon. Ya Allah Allah. Önder abi sakin ol sikerim. Okuyorum. Kim Obreon Templeton? Benim abi o benim. Tamam. Mahkum yemekhane saatinde neden yemek yemedi ve açlık grevine başladı? Mahkum hapishane disiplinine aykırı davranışlar sergiledi ve açlık grevi başlattı. Belki de komik bir şekilde hapishane yönetimi üzerinde bir güç dengesi oluşturmayı hedefledi. Enayi. Takdir edersiniz ki bu mümkün değil. Saçma. Mahkuma karşı... Niye gelmedi lan? Mahkuma karşı uygulanan yönetmelik yasalara uygun mudur? Ya da yasa uygun olmayan bir davranış sergiledi mi? Ulan ona baktık zaten ya. Tamamıyla uygundur efendim. Bildiğiniz üzere 13. maddenin bu durumlarda tanıdığı bazı imkanlar var. Siz de biliyorsunuz bunu. Hapishane yönetimi de düzeni sağlamak adına yetkisini yönetmelik çerçevesinde kullanmıştır. Peki. Nasıl mesela? Tecrit hapsine mahkum edilen mahkumların durumu nasıl değerlendirilir? Güzel soru. Siz bilmiyorsunuz evet, Hakim Bey. Siz bilmiyorsunuz Hakim Bey. Nasıl hakimsiniz? Nereden bileyim oğlum hapishane yönetiminde miyim ben? Tecrit hapsine mahkum edilen mahkumların durumu hapishane yönetmeliğine uymama nedeniyle değerlendirilir ve gereken ceza uygulanır kendisine. Hiçbir şey, hiç net bir cevap hiçbir vermedi. Hiçbir şey anlatmadı. Evet, açlık grevinin nedenini de söylemedi. Hiçbir şey anlatmadı. Net bir cevap vermedi maalesef. Kim var? 3 tane tanıdığımız var. Kandinci bir şey anlat lan. Gregory gel bakalım. Gardiyan yok mu? Gardiyan Gregory. Ya. Temizlikçi. Kritik. Yemekhaneci gelse iyiydi. Kritik Memo bu bilir her şeyi. Okuyacaksın. Tecrit hapsine mahkum edilen mahkumun davranışları hakkında bilgi verebilir misin? Nasıl bir çocuktu bizim şey? Adını unuttum Levon. Aha aha. Kim okuyor? Berke oku. Hadi oku Memo. Memo oku Memo sen bunu iyi bağırır çağırırsın. Mahkum önüne koyulan tabildotu kaldırdı ve yere geç yaptı efendim. Daha sonrasında bağırmaya başladı. Açlık grevi. Ayaklanın. Sürü olmayın. Açlık grevi. Diyordu. Peki. Bir tık abarttın gibi geldi. Tecrit hapsine mahkum edilmeden önce mahkumun psikolojik durumu nasıldı? Öncesinde genel ruh halinde dikkat çekici ya da olağan dışı bir durum yoktu. Peki. Fakat tecrit hapsi sonrasında daha gergin bir ruh haline sahip olduğunu söyleyebilirim. Normal. Normal. Yani. Az önce mahkumun ayaklanmaya teşvik edici davranışlarından söz ettiniz. Mahkumun bu davranışı başka mahkum ya da mahkumlarca desteklendi mi? Bu durum sizce grup olarak planlanmış bir protesto muydu? Hayır efendim, sadece herkes şaşkın bir şekilde izledi. Kimileri ilgisizdi ve bazıları yalnızca güldü.
başkalarıyla bu durumu planladığına dair bir bulgu da yok. Benim fikrim spontane gelişmiş. Kişisel bir öfke patlaması olduğu yönünde. Peki. Geç arkaya otur. Bu münferit bir olay diyebilir miyiz Önder abi? Abi ben bir şey diyeyim. Bizi başbakan niye aradı ki? Zaten hapishane full haklı gibi geliyor bana. Dur bakalım. Bir Terry'i dinleyelim. Kim Terry? Yönetici. Yönetici. Sen bizim benim. Merke. Evet. Tecrit hapsine mahkum edilen mahkumun durumu hakkında ne biliyorsun Terry? Hakim Bey, mahkumun davranışları hapishane yönetmeliğince değerlendirilmiş ve yasaya uygun olarak hareket edilmiştir efendim. Peki. Mahkumun tamam, psikolojisine doğru kötü etki edecek bir durum ya da orantısız bir müdahale söz konusu muydu? Yani copu bilmem ne yaparım bir tarafına şeklinde bir muamele var mı hapishanede? Mutlaka doğru cevap veririz bana. Açıkçası böyle bir şeyin olduğuna dair bir bulgu yok efendim. Sizleri ilk defa duyuyorum. Düzeni sağlamak adına yasaların uygun gördüğü yönetmek neyse o uygulandı. Peki mahkum diyor ki beni öyle yaptılar böyle yaptılar. Sen bu iddialara ne diyorsun? Derler. Efendim mahkumlar zaman zaman bulundukları ortamdan kurtulmak adına bu şekilde davranışlar sergileyebilir. Mevcut davada mahkumla ilgili olaylara tümüyle vakıf olmadığımdan net bir şey söylemem etik olmaz. Peki ya. Berke yoldaş. Buyur dost. Temizlikçi geldi atlamadın. Yönetici geldi atladın. Bu sınıfsal hareketini de kınıyorum. Of. Hiç. Yaktı maalesef. Romiz uyuyakaldı kardeşim o yüzden. Yorgun geldi biraz aile iftarından. Evet Romiz sana da hemşire Lotaro Martinez kaldı. Tamam. Tecrit hapsine mahkum edilen... ne alaka hemşire miydi Emine Hanım? Yok ama öyle bir köylü tamam. Bir hemşire şey yaptık. Peki. Tecrit hapsine mahkum edilen mahkumun fiziksel durumu nasıl etkilendi? Kilo kaybı, uykusuzluk, kendine zarar verme gibi davranışlara şahit olmadım. Benim davranışlar bu arada. Oğlum adam 3 gündür yemek yemiyor nasıl kilo kaybı yok? Hemşire... Önder abi adamın fiziği görmedin mi? Önder abi genetik. Bir şey diyeceğim bu kadının buradan yalan söylediğini çıkartabilir miyiz? Kilo kaybı olmadı diyor. Valla ben de bakıyorum. Harbi olmadı mı? Yok gibiydi Önder abi çıktı. Yok gibiydi. Önder abi bu adam kaç kiloydu da kilo kaybedecek ki? Fakat öncesine göre daha gergin davranışlar sergilediğini söyleyebilirim. Belki de intikam güdüsüne yenik düştü. Abi sürekli adamı suçluyorlar ya. Biraz mağdurun yanına gidiyorum. Kusura bakmayın. Pardon Rony ben kendiminkini okumadım. Hayır efendim. Bildiğiniz gibi rutin muayeneler her mahkum için geçerlidir. Ve belli aralıklarla düzenli şekilde yapılır. Peki. Mahkumun durumu da bundan ibaretti. Ve ek bir rehberlik hizmeti almasını gerektiren bir durum yoktu. Peki mahkumun akıl sağlığıyla alakalı eklemek istediğiniz bir şey ya da mahkeme heyetine veya hapishane yönetimine sunduğunuz bir öneri var mıdır? Adama hakaret et Önder abi. Mahkumun mevcutta akıl sağlığıyla ilgili herhangi bir sorunu yoktur efendim. Hapishane yönetimince mahkumun ayrı tutulması ve sürecin izlenmesi gerektiği kanısındayım. Peki geç yerine otur. Seni bilir kişi olarak almadık, tanık olarak aldık. Akıl verme ya. Hemşireye bir kurulduk var ya öyle böyle değil. Banka kaydına baktık. Bir şey kalmadı sanki. Bir şey kalmadı. Karar vereceğiz ha. Şimdi bak. Av Emre'nin 50 bit yollamış ve demiş ki anayasaya bakalım grev hakkı korunuyorsa yönetmeliğe ağır basar. Doğru demişsin ama Emre'cim burada sadece vereceğin kanun. Anayasa değil bu aslında. TCK'yı koymuşlar önümüze. Burada anayasa da yok. Sanmıyorum o kadar kapsamlı ama olacağını. Hapishanenin şeyinde yazıyordu kurallarında. Öyle bir hakkı yok diyordu. Şey diyor Emre. Eğer anayasada mahkumun grev hakkı korunuyorsa hapishanenin dandirik yönetmeliğine üstün gelir diyor. Aa. Ama anayasada o kadar detaylı bir şey yok. Özgün Bera 250 bit yollamış. Bu davadan sonra Öndim'in kalemini kırarlar demiş. Kırsınlar. Biz kendi yolumuza devam ederiz Özgün'üm. Çok teşekkürler. Avemir'in 50 bit daha yollamış. 223 2'ye uyarınca beraatine ederiz demiş. Az önce onu dedik. Evet doğru. 3'te 3 yapmamız lazım Önder abi. Evet gereği düşünüldü. Karar zamanı mı? Nereye yakınsınız? Dur bir dakika size bir yaklaşacağım. Önce bu tarafa.
Berke ne diyorsun? Yani adam sanki haklıymış yani tecrit hapsine yollanmakta. Bence de haklıymış. Tecrit hapsine yollandıktan sonra yaptığı şeylerde de sıkıntı var. Yani kuralları çiğnemiş. Hapis haklı. Hem de Önder abi çaktırma. Yani haklı bulmaya çalışıyorum da başbakandan götüm atıyor. Abi bence kesin suçlu da. Sanki bu para suçlu. Yani para oğlum cezasında. Siz ya ben nasıl bir heyetle beraberim ya? Heyet! Kendinize gelin. Davayı abi açan Önder çocuk abi zaten. Önder abi. Ha, biz şu an hapishane yönetimine kesin şey yapacağız. Masum abi, kesin masum. Ben hapishane yönetimi masum diyorum. Heh, ben tamam de masum diyorum. Önder abi. Ben de masum diyorum. Abi bu kadar adam bu adama bok atıyorsa vardır bir bildikleri. Bu kadar insanı karşımıza alamayız. Ayrıca başbakan da götümüzde. Çok iyi dedin. Chat'ten de Önder gerekçe yazın diyordu. Süper bir gerekçe bekliyoruz adam, abi senden. Bu adama bok atıyor olamaz. Rodi aldım mı cevabını? Önder abi. Ciddiyim ben. Hayır adam... Önder abi öyle yazma. Yazmışsın abi yaz. Yaz ne olacak yazdık ya. Yazdık bile abi. Şey yazsana yönetmelikte açıkça yazan. Ya kim ne yapsın yönetmeliği masum. Ben ne yönetmeliği. Bu adam bizi dövmesin abi. Bu adam bizi oradan atlayacak pet şişeyi kafamıza patlatacak gibi ama. Başbakan nani Porsche'um. Ne yaptık acaba? Ne diyor? Cinayet, hırsızlık gibi suçların cezasının artırılmasını istiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya halk, kardeşim ben yasama ya değilim. Öncelikle ben bu konuda bir düşüncemi dile getirirsem erkler ayrılığına aykırı davranmış olurum. Korkmala biziz halk. Halkın istediği olsun abi. Sen hayır, ne diyorsun Memo? Hepsine ya çok ceza mı verelim? Ben göz ben önünde bulundurmalıyız diyorum abi. Sen ne diyorsun ben belki? Ben bulundurmamalıyız diyorum Önder abi. Yok ya ne halkı? Yasalar iyi mi diyorsun? Abi. Ronnie sen ne diyorsun? Önder abi bulunduralım ya cezaları arttıralım biraz. Ben yasalar iyi diyorum. Aa. Doğru karar. Sen evet doğrusunu bilirsin canım. Şimdi ne diyorsun abi sonraki dava? Oydu kayt. Benim peder adam. Nozbart Belediyesi mi? Eyvah. Ekrem Başkan'ı içeri alıyoruz galiba. Benim peder Yaltalla'yla dava. Arsa davası. Amına koyayım. Son bir tur yapalım bu arada. Evet. Eyvah. Eyvah. Araba geldi araba. Neyse tebrik arabası geliyor sıkıntı yok. Aa belediye başkanı belediye arıyor başkanı şimdi mı? De. Lan be. Aa, belediye. Lan biz yolsuzluk başbakana yolsuzluk kafa tutmuşuz. Belediye başkanı ne sen git çöpleri topla. İki tane parka bank koy da götümüz sıcak bir yere değsin. Sen kardeş bir yürüyen merdivenleri çalıştır. Önce bir metroların merdivenler çalışsın. Söyle. Kim belediye başkanı? Memo sen yine belediye başkanısın. Abi. Hayır, merhaba. Hayır. Ne oluyor lan? Ronnie sen şey mi oldun? Hayır boku. Merhaba sayın hakim. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Estağfurullah. Tamam. Kısıtlı vaktim ne var ama anlaşılmıyor. Kısıtlı vaktim var ama size süre ayırabilirim. Hiç sikimde değil belediye başkanı. Vaktinizin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum sayın hakim. Birazdan görülecek bir davam var. Artık ne söyleyeceğinizi duymak istiyorum. Sürekli haşlayacağız mı böyle belediye başkanını? Durakma taşıraklı bir hakim olduk Önder abi. 3'te 3 gidiyoruz. Yani 3'üncüye bakmadık. Bakmadık birazdan. Evet ben de tam olarak o konuyla alakalı sizi arıyorum. Hala söylemi. Nasıl yani? Bugünkü davada belediyemizin haklı olduğunu zannediyorum. Siz de farkına vardınız. Kararınız bu yönde olacak değil mi? Siktir ol git ya. Belediye başkanı da değil arkadaşlar bana değil. Böyle bir soruyu soracak cüret diyelim mi yoksa iki abi mi diyelim? Cüret ya cüret. Bence cüret abi, diyelim Önder abi. Bir. Belediye başkanı rastgele seçiliyor ya. Hayır Memo, bir de, Memo yani sen niye 3 demiyorsun? Az önce 3 diyordun. İmzadır. Abi, belediye başkanı ufak o yüzden. Peki. Önder abi bir de şey şunda. Harbiden yani başbakan bile bu üslupla konuşma diye. Evet doğru. Evet. Doğru. Hadi lan. Bak lan işine. Bakalım 3'te 3 yaptık mı? Yes. 3'te 3 oy. Süperiz. Süperiz harbiden cidden süperiz. Bu arada bir tık karambola gidiyoruz ama bakalım. Ne karambola oğlum? Hiç sıkıntı Önder abi bu heyet. Bu heyetle senin sırtın yere gelmez. Aynen öyle. Kibit geliyor artık. Kibit Önder abi. Neye? Kibit atmayacağız mı? Aa ben doğru tweet atalım. Dur bir kanuna bir bakayım da. Ne diyor? Önder abi şey yazalım. Bizim istatistikler şaka mı?
Belediye tarafından yapılan kamulaştırma kararına karşı mülkiyet sahipleri veya etkilenen taraflar mahkemede itirazda bulunabilirler. Tamam, bu da hakim olduğum bir şey. İlk stajyerken bununla uğraşıyorduk. Mahkeme kamulaştırma kararının yasal olup olmadığını ve kamulaştırmanın kamusal yarar için gerekli olup olmadığını değerlendirir. E yok mu burada? Ne kamulaştırmaydı lan o? Zorunlu kamulaştırma mıydı? Bir daha var, çok severim bunu bu arada. Kamulaştırmanın yasalara uygun olmadığı ve kamusal yarar gerekliliği bulunmadığı tespit edilirse karar iptal edilir veya revize edilir. Ne olduk şimdi? İdare Önder mahkemesi abi, mi olduk? Biz ceza mahkemesi miyiz, hukuk mahkemesi miyiz, idare mahkemesi miyiz? O bile belli değil ya. Ne kötü memleket bu kabroda ya. Önder abi, benim anladığımı biz neyiz? Söyleyebilir miyim ben? Öyle. Şimdi bir arsa var. Belediye oraya kamulaştırma için elden kapmak istiyor. Ben böyle anladım. Doğru mu? Evet, doğru. Ökmeye çalışıyor işte. Aynen, tamam. Belediye diyor ki burayı kamulaştıracağız, buraya park yapacağız. Buradan üst geçit geçecek. Sana da şey vereceğiz. Parasını vereceğiz. Peki davacı kim burada? Belediye mi yoksa arsa sahibi mi? Bakacağız şimdi. Tweetleyelim mi? Benle ilgili ne diyorlar? Eşli git. Aslında güzel bir meslek. Fazla yorulmuyorsun. Bak. Bak densizin dediğine bak. Hadsiz. Nereye? Yaz abi yaz. Aa, benim soru gelmiş. Hakimler anayasanın hepsini ezbere biliyor mu? Hayır, mal mıyız? Oha. Ben sormuştum bunu, ayıp oldu. Yeter, insanları haksız yere suçlamayın. Buna da küfür edeceğim, küfür etmeyelim. Göndere. Ne yazacağız abi? Sizi eleştirmeye devam, bizi çakmaya devam Önder abi. O tarz bir şey gelir mi? Buldum. Zibri zibri maribor yazıyor. Belediye başkanları bu denizin bok rengine çözüm bulacağına beni arayıp kamulaştırma için yardım istiyor. Böyle bak yazarız. Biraz bak Memo bu. Aynen, belediye başkanına çıkalım, doğru. Memo dün sana yine söyledim bunu. Bu işlerde pasif agresif olacaksın. Bak şöyle. Evet abi, bir örnekle daha. Aa, yazamıyorum ki istediğimi. Aa. Evet ya, yazabilsek keşke şey derdik. Ulan. Tam yazamadın abi, o zaman dur oradaki tweet'ten ikinciye atalım. Gerçek belediyecilik geliyor. Biraz ortalığı kızıştıralım Önder abi, ülkeyi karıştıralım azıcık. Mention mi atalım? Tweet vardı aç, yok tweet aç, şeyini aç az önceki paneli. Berke çok iyi gidiyoruz, yolumuzu kesiyorsun. Seni nereden kim yolladı? Başbakan mı yolladı? Yeni yargı reformu paketi için, henüz daha çok erken. Ben abi Berke. Abi Berke başbakanın adamı. Kardeş cesur olacağım be hafif. Bak işi çözdüm dur, onu yolladım da. Şey nerede? Futbol maçı diyor hala ya. Ulan az önce şey vardı. Önder abi aşağıda tweet'e bak. Aşağı insene bir. Dur bir saniye. Hakim olmam için ne yapmam gerekiyor? Ne gerekiyor? Ne yapman gerektiğini bilmiyorum ama telefonların sık sık çalar. Nasıl bir agresif? Şekli buradan, mention'dan. Nasıl bir agresif geldi abi? Önder abi gülücük yap, gülücük. Önder abi aşağı insene be. Ne var hakim bir çırt da değildi ama ya. Hepsi burada mı? Galiba. Aynen. Bizim bu değil. Bugün herkese benden uçuk kremi Memo mu attı bu tweet'i? Oo, yalama diyor. Şeyin bunun yalamasını nasıl koy diyor. Bugün yalama herkese diyor. Benden uçuk kremi. Önder abi altına yazsana işte. Bilmem ne İzmir. Ardı gülmekten renktaş yazsana Önder abi. Her şey Önder abi. Renktaş, sapla. Sapla yaz altına. Sapla. Göz kırpan gülme. Peki. Artık işimize dönelim, bu kadar Twitter yeter. Gidelim abi, gidelim. Dava öncesi. Avi Emre'nin 50 bit yollamış. Hashtag hedef 4 demiş. İnşallah 4'te bırakırız. Halk oha kaç düştü lan? Oha 15 evet, düştü. Cezayı öyle attırmaya yaparsan karşı çıktık diye. Lan halk ne anlar zaten ya. Devam. Oha bana diyene bak. Ne oğlum, ben arkasındayım bunun. Halk anlayacak olsa zaten Twitter'dan sorardık bunu asalım mı diye. Herkes asalım derdi, asardık. İlk defa takım elbiseyle bir avukat.
Motorcu mu var peki? Davalı motorcu mu? Davalı. Az önceki de bundan giymişti sanki. Evet. Ronnie sendeyiz. Önder abi şey mevzusunu kaçırdım şu an. He, müvekkilim arsasında. Müvekkilim arsasında tarım amaçlı kazılar yaparken maddi değeri yüksek birkaç tarihi esere denk gelmiş. Ve durumu hemen yetkililere bildirmişti. Tamam, davayı açan malına çökülen davalı evet. Da şey belediye. Belediye. Belediye niye motorcu gelmiş peki? Abi şey işte. 30 1 Nisan akşamı Ekrem İmamoğlu motorcu. Önder abi Saraçhane'de trafik yok o yüzden. Fakat yetkililer gelir gelmez geniş çapta bir alanı çevrelemiş ve giriş çıkışları yasaklamıştır. Ben niye okuyamıyorum lan? Peki. Ardından arsanın büyük bir bölümünü kapsayan alanı belediyenin satın alacağını ve bununla alakalı fiyat teklifi vereceklerini söylemiştir. Hmm. Şimdi acaba burada da yönetmelik var mı? Şimdi bu adam kendi toprağında gömü bulmuş. Bunu da usulüne uygun yetkililere bildirmiş. Belediye de duruma uyanıp ya biz bu arsayı bir alalım da bakalım içinden ne çıkacak mı diyorlar. Evet evet tam öyle. Belki de belki de. Fakat sonrasında ilettikleri ve satmaya zorladıkları fiyat arsanın gerçek değerinin oldukça altındadır. Bu sebeple arsanın gerçek değerinin tarafımıza ödenmesini istiyoruz. Ha siz onu istiyorsunuz. Ulan o kolay bir tane bilirkişi, ek bilirkişi raporu yaparız. Yeni değer gelir hiç sıkıntı yok. Hallederiz onu. Ek bilirkişi, Berkay Yıldaş ek bilirkişi. Evet buyurun. Baltazar Whiteman'ın bu nasıl? Baltazar Whiteman öncelikle bu ceketin haline. Berkay oku. Müvekkilim olan Nozbart Belediyesi gelen çağrı üzerine derhal alana intikal etmiş ve bu alanda çıkan tarihi eserlerin çok daha fazlasının yer altında bulunduğunu alanında uzman çalışanlar tarafından incelenmesi sonucu tespit etmiştir. Önden abi bu adam uzun cümle kuruyor biliyor galiba bu işi. Bu arsa için derhal kamulaştırma kararı alınmış ve uygun fiyatı tespit edilmiş ve hak sahibine teslim edilmiştir. V'sini az koyalım hacı. Öncelikle derhal kamulaştırma değil acele kamulaştırma yanlış söylediniz. Yasa gereği hak sahibinin belediyenin belirlediği fiyat üzerinden satışı gerçekleştirilmesi zorunludur. Davacı tarafın isteklerinin reddini talep ediyoruz. Yapma abi önce ya. Kitaba bakmamız lazım kitaba. Kitapta bir şey yazmıyor ki. Ama bakalım şey, yerine. Yönetmelikte yazmıyor mu? Ha şey aha ne diyorsunuz? Kim söylemedi? Ben 4 4 abi. Bence de 4 benimle içime 4. Memo söylemedi Memo bir Memo şey sen söylemedin sen söyle. 4 diyelim abi ortak olsun ya 4 diyelim. İşi ve kurumlarıyla 2 gün boyunca görüşmeyeceksin. Oh be. Oh be abi kafayı topladık. Oh be. Kafamız rahatladı ya. Gene gürültü var ya. Oturun başlıyoruz. Ana mikrofona basabiliyor muyum lan? Az önce mikrofona basabiliyordum. Peki. Dosyayı bir açalım. Ne bu? Tamam bunu biliyoruz. Değerin çok altında bir fiyatla. Peki. Belediye ise bölgenin önemli bir kültürel mirası olduğunu kamunun yararına bir satın alım için uygun fiyat teklif edildiğini belirtmiştir. Öyle bir şey mi var kardeşim? Kamunun yararı diye uygun fiyat diye bir şey var mı? Uzayın. Uygun tamam. Fiyat derken şunu yani ederini verdik gibisinden bir anlam çıkabilir mi? Hayır bence diyor ki kamunun yararını olduğu için yani bundan herkes faydalanacağı için kültürel mirastan o yüzden az verdik diyor bence az verdiğini açık açık itiraf evet. Ediyor burada. Peki. Tabii olmaz öyle şey. Ya da şöyle mi diyor satın alımı için uygun fiyat yani satın alımına uyan fiyat. Yok abi ben şey anladım. Yani ben bu arsa sahibi devlete hizmet olarak bunu ucuzdan vermek zorunda. Çünkü bu devletin insanların hakkı gibi bir şey evet. İşte. Bilmiyorum. Neyse bakarız o kısma. Ne var? Tarihi eserlere ait bilgiler. Peki. Belediyenin kamulaştırma kararının detayı. Peki. Bağımsız kuruluş tarafından hazırlanan rapor içeriği. Aa Ernst & Young geldi. Çok iyi. Aha. Aha. Antik heykelbaşı. %42 SO ne? SO ne oluyor? SO ne arkadaşlar? Da... SO yüzde... Saflık oranı falan mı? SO ne lan harbi? Satılık oranı mı? Yok. Yok. Sokuş oranı. Sağlamlık oranı.
olabilir. Sağlamlık oranı olabilir, evet, en yakın. Mantıklı. Mantıklı. Peki %42'ymiş. Mozaik parçası taş 20. parselde çıkmış. Hangi tarihten kalma o yazmıyor mu? Mumyalanmış kurt. Altın. Vay vay vay. Peki. Mumyalanmış kurt mu? Devlet Bahçeli. 17-48 parsellerinde yer alan arazinin %76'lık bölümünün arazide yer alan kalıntılar ve tarihi miras dolayısıyla 500 bin dolar değer üzerinden kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Tamam, belediye bunu veriyor. Diyor ki ben senin yerine 500 bin dolar veriyorum. Adam da diyor ki az 500 bin dolar, benim yerim çok daha fazla eder. Tamam, bakalım ne kadar eder? Arsa değer raporu kuruluşumuzca bu parsel üzerinde yapılan değerlendirme arsanın gerçek değerinin 1.112 milyon dolar olduğu belirlenmiş. Yarısından daha azını vermişler. Önder abi, yarısının daha azı ne demek ya? Değerin belirlenmesinde taşınmaz üzerine yapılan incelemelerde ortaya çıkan toprak türü, toplam alan ve konum gibi hususlar dikkate alınmıştır. Ayrıca bu değeri yansıtan referans niteliğinde 3 arsa dikkate alınmıştır. Tamam. Toprak, güzel. Toplam alan, konum. Çok az vermişler ya. Belediye başkanlarına bir şey diyeceğim de şimdi. Verelim bakalım. Saygılı, heyecanlı, özenli. Davalı mı? Belediyeye bak, umursamaz davranıyor. Çaktık ya buna telefonda. Telefonda çaktık ya bunu. Abi, belediye bence bak hem umursamaz, kayıtsız, bir de kayıtsız, özensiz. Siktik şimdi belediyeyi. Evet, belediye diyor ki ben telefonu açtım zaten, yapar bu. Nah yapar. Peki bir tanıkları dinleyelim bakalım. Aa yok, tarafları dinledin mi ben? Yok, dinlemedim. Yok yok. Lan davacının az önce takım elbisesi vardı. Niye bu da motorcuya dönüştü? Lan takım elbiseyle gelmiştin. Sen doğrusunu yapmıştın. Abi gitmiş. O avukatıydı. Çiftçiymiş bu, çiftçi. O avukatıydı bu, kendisi. Sağ doğru, tarafa doğru, doğru. Sağ tarafa bakmış. Ulan demiş, bu belediye herhalde doğrusunu biliyordur. Gitmiş üstünü değiştirmiş lavuk. Bu arsa sahibi Önder abi. Evet evet. Şeyde, bir kere iyi örnek olsun insanlara Ekrem ya. Peki arazinin gerçeklerini nasıl tespit ettiniz? Niye buna soruyorum lan? Bu tespit etmedi ki. Kim yani, çiftçi? Ben olurum abi, seve seve. Berke istemez, beğenmez. Efendim, konuyla alakalı bir uzmana danıştık. Kendisi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra değerinin 1 milyon 112 bin dolar olduğunu belirtti. Peki belediye size ne verdi? Takribi. 500 bin dolar efendim. Yani değerinin yarısından bile az. Evet, onu biz de fark ettik. Arsanın gerçek değeri konusundan kriterleri dikkate aldım peki? Benzer arsaların satış fiyatları, bölge değerlemeleri ve uzman görüşleri gibi faktörleri dikkate aldık. Şimdi Christopher'cığım, sahibindene bakma sen. Sahibinden de herkes şişirme yazıyor zaten. Onu o tabii, kadar tabii. Da şey yapma. Önemsene. Yavaş yavaş indiriyorlar. O yani sayın biraz hakim, şişirme o. Onu sen bir %30 okuma, aşağı çek. Sayın hakimim, eğitim durumum ortaokul terk olduğu için bakabileceğim ve örnek alacağım sadece sahibinden var. Okuma yazma bilmem, ben sahibinlere giremem diyeceksin sandım. İyi, en azından toparladın. Peki belediye, sen ne diyorsun belediye efendi? Baltazar Wittmann. Berke sendin Baltazar Wittmann. Evet. Kamulaştırma kararını nasıl aldınız? Nereden esti birden kamulaştırma kararı? Para var tabii. Evet. Uzmanlarımız kazı alanındaki tarih eserlerin önemini değerlendirdi ve kamulaştırma kararı aldık hakim bey. İyi peki. Peki arsa sahibine sunulan fiyat 500 bin doları nasıl belirledin? Yani nereden çıktı 500 bin? Dur, o kadar vardı. Kusura bakma, o kadar vardı. Evet evet. Arsa sahibine sunulan fiyat yasalar uygun olarak değerlendirilmiştir. Sorumu asla cevap alamadım. Peki arsa sahibi arsasını satmazsa ne olur? Ben niye bunu buna soruyorum? Onun bana sorması lazım. Yasal süreci takip ederiz ve gerektiğinde mahkemeye başvururuz. Kamu yararına uygun bir satın alma işlemi gerçekleştirme amacımızı sürdürürüz. Doğru söylüyor bu arada. Hadi git abi bakalım. Ben bir şey araya girebilir miyim? Gir. Hesaplandı 1 milyon 112 bin dolar oldu ya. Evet. Çiftçi naz yapıyor, vermiyor. Seneye kadar uzatıyor, 2 sene uzatıyor. Yani değerini arttırmaya çalışıyor. Bunu 2 milyona kadar kapatabilir mi? Yani kapatamaz, arttırabilir acele mi? İşte dava açılır, kamulaştırma kararı alınır. Fiyat da bu mahkemede belirlenir. Anladım. Sen baban için sordun herhalde. Onu yayından evet, evet. Sonra şey yapar. Başını alırsın genelde bu işlerden. Peki, sevgili Anabelle.
Kazı alanında bulunan tarih eserlerin önemi neydi Annabelle? Ronnie sen ol Annabelle. Kazı alanında bulunan tarih eserler bölgenin kültürel ve tarihi değerlerini yansıtmaktadır. Çok bir şey söyledin. Arsa sahibiyle iletişime geçtiğinizde ne tür bir görüşme gerçekleştirdiniz peki? Arsa sahibiyle tarihi eserlerin önemini ve kamulaştırma sürecini anlatan bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel. Kamulaştırma sonrası arsa sahibine nasıl bir bilgilendirme yaptın? Anlattı mı bütün sonuçlarını? Sayın Richard, kamulaştırma sürecinin yasal Richard mı? İsimle mi sesleniyorsun lan sen bana? Soy isminizi bilmiyorum, özür dilerim. Soy isimle de seslenme oğlum. Soy isimle niye sesleniyorsun? Ulan hakim edeceksin kardeşim. Önümden cümle gitti ya. Önümden cümle gitti ya. Neyse bir şey olmaz. Zaten senin bir şey diyeceğin yok. Arkeolog yaptı. Bir bokal ne anlatacak zaten ama kazıp kazıp bir şeyler buluyor ya. İşsiz mi dersin belki? Ha Önder abi, aha. Önder abi. Heyet geldi, heyet geldi. Tanık geldi, tanık geldi. Dear judge, objection. Aha. Yalçın hoş geldin. It is not right. Objection, dear judge. Overruled. Clementine Prescott'sun Yalçın'ım. Can we see the witness? Sen witness sensin zaten. Lan ne fitness'i manyak. Ne fitness'ız. Şeydeyiz o. Bir önceki şeydi davalı. Yalçın yayına bakıyor musun? Evet abi. Yes. Memursun Yalçın. Memur Clementine Prescott'sun. Tamam mı? Clementine vampire benziyor lan. Clementine harbi gözler. Çalışmaktan kıpkırmızı olmuş Clementine'in gözleri. Ne kodu? Ben sana soruyorum şimdi Yalçın. Tamam. Sen kamulaştırma memuruymuşsun tamam mı? Bir yeri kamulaştırmışsınız belediye adına. Arsanın sahibi de dava açmış. Benim yerimi ucuza kapatmaya çalışıyorlar diye. Bu kamulaştırma süreci nasıl oldu tam olarak? Ben mi kucam? Evet. Kamulaştırma süreci tarih eserinin önemini ve arsa sahibinin hakkını gözeterek yasal süreç uygun olarak ilerledi. Peki. Arsanın değerini nasıl belirlediniz? 500 bin vermişsiniz adama. Arsaya 1.1 milyon dolar diyorlar. Valla kafadan ödedik onu. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme çalışmaları ve gölge değerlendirme sonuçları arasının uygun bir fiyatını belirlemiş. Peki o uzmanlar tarafından Taksim. Yapılan değerlendirmeler bizim dosyaya niye girmemiş hacı? Nerede Allah o Taksim. Uzmanların değerlendirmeler? Orada işte bir sıkıntı oluyor abi. Yola getirirken. Peki. Benim cevabı niye yazmıyor? Arsa sahibine uygun fiyatlı bir teklif verdiniz mi? Okusana be adam. Arsa sahibine uygun teklif sunuldu mu? Evet evet. Arsa sahibine kamunun yanına uygun teklif sunuldu. Tamam süpersin. Bu kadar mı? Son tamam, tanıkta sen ya. Olmak ister misin Yalçın'ım evet. Hazır gelmişken? Olayım onunla olayım. Uzman buradan sonra uzmansın. Aa bak bu sefer uzmansın. Önemli adamsın. Doğru. Peki İlk diyelim sen. Ki arsa sahibi dedi ki beni kessen de ben bu arsamı vermiyorum. Ne yapılır? Yargı sürecine gidilir. Oha tuturdum. Mahkeme okuluna gidilerek yasal tamam, süreç başlatılır tamam, ve kamulaştırma. Doğru söyledin. Evet. Doğru söyledin. Okumaya gerek var mı abi? Yok. Kamulaştırma sürecinde arsa sahibinin haklarını koruyabildiniz mi peki? Evet. Koruduk her şeyi gözettik. Bravo. Evet. Cevap. Net ve doyurucu cevaplar. Güzel gidiyor. Ya, çok iyi peki gidiyor bu arsa sahibi açgözlü mü? Yani niye beğenmedi sizin sunduğunuz fiyatı? Sayın Yargıç. Yani fiyatı sunduk ama o da dedi ki yani dedi şey dedi. Biraz daha detaylı bir şey yapalım. Bir şeye bakalım. Çevreyi araştıralım bir. Tamam. Çevre fiyatına bakalım dedi. Ona göre dedi. Peki. Diğer mal sahipleriyle konuşalım. Aynen. Diğer mal sahipleri var mı? Demiş. Vardı. Karşıda bir arsa var. Yapacağım bir şey kaldı mı? Anayasa yani ben bir sikim anlamadım. Abi kitaba bakmış mıydık? Kitapta diyor ki bak kitabı baştan okuyalım. Belediye tarafından yapılan kamulaştırma kararına karşı mülkiyet sahipleri veya etkilenen taraflar mahkemede itirazda bulunabilirler. Bulundu aynen adam. Öyle, hakkını bulundular. Kullandı. Mahkeme kamulaştırma kararının yasal olup olmadığını ve kamulaştırmanın kamusal yarar için gerekli olup olmadığını değerlendirir. Şimdi
belli ki bu yasal, yasaya uygun kamulaştırmışlar. Ve kült yani şey çıktığı için, içinden tarih eser çıktığı için de kamusal yarı için gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Evet, evet ben de öyle düşünüyorum. Çünkü arkeolog da öyle diyordu. Ben de öyle düşünüyorum, evet. Kamulaştırmanın yasalara uygun olmadığı veya kamusal yarar gerekliliği bulunmadığı tespit edilirse karar iptal edilir veya revize edilir. Şimdi burada kararı iptal edecek bir durum yok ama revize edecek bir durum var bence. Çünkü parada sıkıntı var. Aynen. Ömer abi şöyle de bir şey var. Çıkan hani bulduk yani arsadan çıkan tarih eserler de çok sağlıklı durumdaydı. Yani evet. %60 diyordu, birini %50 diyordu, sağlamlardı yani. Evet evet. Bir de Önder abi bir de arsa sahibi zaten parasını alsa okey yani. Bir aksilik yapmayacak. O adam yapmayacak. Her türlü okey. Burada benim babamın mezarı var falan demiyor adam. Şimdi ne karar verebiliyoruz? Abi de arsa sahibi bir şeyleri bulmuş gitmiş adamlara teslim etmiş yani. Revize nerede? Aya bu olmadı abi. Ben kamulaştırma onaylayalım diyorum ya. Her reddet diyorum, tekrar açılsın o fiyatla bir daha gelsinler. Bence de reddet diyelim abi. Gerekçe de bu olsun işte abi, fiyat yetersizliği. Abi adamlar 2 kuruş para veriyorlar, arsayı alıyorlar 2 dönüm. Öyle şey olur mu ya? Evet. Ha dur, bu ne? Köyün orta yerinde. Ha yok, alttaki önemli bir şey değil arkadaşlar. Altta bence başka bir şey var. Bence gerekçesiyle reddedelim. Önder abi gerekçesini... Gerekçesiyle birlikte reddetme taraftarıyım. Ben de. Yalçın sen? Ben de hakim ne derse onu uyarım. Hakim ne diyor? Hakim biziz oğlum. Ya biz şu an kamulaştı... Yani şey karar vereceğimiz konu kamulaştırmaysa kamulaştırmada bir sıkıntı yok. Kamulaştırmayı onaylamamız lazım. Ama... Onaylıyorum. Parada sıkıntı var. Ama Önder abi... İşte o yüzden reddediyorum. Ama abi. Önder abi... Hayallederiz. Bu şartlarda kamulaştırma. Tamam hadi reddede gerekçe yazalım. Arsaları biz parselliyoruz mu şu an abi? Bilir mi veriyor? Bu arsa elinden çok düşük fiyata kamulaştırılması için reddedilmiştir. Çok iyi oğlum. Bravo. Ekrem bitti. Belediyeye çaktık. Belediyeye çaktık. Kartımız da var, arayıp soramıyor. Sonucu merak ediyorum. Ben de sonucu merak ediyorum. Kartımız da var, arayıp soramıyor. Yüksek Mahkeme Kurulu yeni hakim atamaları yapmanı düşünüyor. Bu konuda Allah bizi üst mahkemeye alıyorlar. Nasıl yok, yani? İyi mi oldu? Biz yok lan. Yeni ya, hakim alıyorlarmış. Tabii lan bir sürü hakim alın. Çok lazım. Aynen öyle. Çok fazla mesai yapıyoruz. Alın abi. Meri evde var ev. Şeyine geldi kadının. Burnuna kadar geldi yani. Şimdi buna bir sonraki bölümde bakacağız. Rachel Brown vs. Chris Smith yaralama davası arabayla. Eyvah! Eylem şok davası. Yaya geçidinde. O.J. Simpson. Chris Smith biliyor musun Önder abi? Yok bilmiyorum. People vs. O.J. Simpson. O.J. Simpson'ın adını duydum ama hakim değilim. 4'te 4. 4'te 4. 2013-2014 Beşiktaş. 4'te 4. Süperiz, süperiz ve süperiz. Arkadaşlar. Duyduk mu? Bir Twitter'a bakalım. Twitter'da ne diyorlar hakkımızda? Markete uğradım ve çok tatlı bir sokak köpeği gördüm. Süpersin Dona. Dona bıraktık. Mesleği hakim olan bir sevgilim olsun isterdim. Üzgünüm Mary var. Zaten sen erkeksin, ben heteroseksüelim. Bazı suçlar. Bizde hiçbir şey yok. Bizi öven bir şey yok mu ya? Eric Parker, ben kafa. Eric Parker'a baksana abi. Eric Parker'a baktım maalesef. Eric Parker abi. Takipçimiz 444 olmuş. Ayı gibi yükseliyor takipçi sayımız. Bir tane tweet çakalım ya. Tweet çakalım gitmeden. Tatil hak ettik. Mahkeme binasında güvenlik önlemleri arttırılmalı mı? Kesinlikle katılıyorum buna abi. Soru soruyorum. Evet, yararlandınız. Bir şey demiyorum ki. Menşin gelsin diye soruyoruz işte abi. Mavi tik abi. Alkolik yorumlar mıyım ben? Niye böyle bir şey yazıyorum? Menşin mavi gelsin diye. Mavi tik var diye. Mavi tikten para. Aktifiz tamam. Biraz sosyal medyada kusura bakma. Evet abi. Gönderdim. Gündemir açız ayrıca. Süperiz. Hiç menşin gelmedi. Hiç menşin yok. Peki. O zaman destekleri okuyalım bakalım. Pasquales 100 bit yollamış. Önceki beyanlarımızı tekrarla davamızın kabulüne karar vermesini talep ederim demiş. Pasquales bugün aynı cümleyi kurdum. Çok teşekkür ederim. Eminim sen de kurmuşsundur bugün. Sevgili arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Bugün yargıç olmaya çalıştık. Karar verdik.
oyuna göre başarılı da olduk. 4 karar verdik ve 4'ünün de doğru olduğu söyleniyor oyuna göre. Herkes umarım hayatlarında böyle isabetli kararlar verir arkadaşlar. Var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yarın sürprizli bir yayın olacak. Biz de henüz tam karar veremedik ne yapacağımızı ama güzel bir şeyler çıkarırız diye düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler.